Onun için hoş geldin abi. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Buyurun lütfen. Ya, siz şöyle buyurun. Siz buyurun. Siz böyle buyurun. Dışarıda kimse kalmadıysa seminerimize başlayacağız arkadaşlar. Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz seminerimize hoş geldiniz. Yeminli Mali Müşavir Sayın Bülent Fıçıcı'nın sunumunda gerçekleştirecek olan yeniden değerleme başlıklı bugünkü seminerimizde Vergi Usul Kanunu Geçici 32 ve Mükerrer 298C Yeniden Değerleme Müessesesi, Vergi Usul Kanunu Geçici 33 ve Mükerrer 298A Enflasyon düzeltmesine yönelik hatırlatmalar ile ilgili bilgi edineceğiz. Sunumlarını yapmak üzere sözü değerli konuğumuz Yeminli Mali Müşavir Sayın Bülent Fıçıcı'ya vermeden önce bugünkü seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Hüseyin Halil'i kürsüye davet ediyorum. Sevgili meslektaşlarım, hepiniz seminerimize hoş geldiniz. Bugün üzücü bir haberle, üzücü bir gündemin içerisinden buraya geldik. Biraz geciktik. Genç bir meslektaşımızı kalp krizinden kaybettik. Bir kısmınızın haberi olmuştur. Sayın Serkan Gündoğdu dün akşam kalp krizi neticesinde aramızdan ayrıldı. Meslek camiamıza, ailesine ve hepimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Bizim için tabii hayat bir taraftan da devam ediyor. Zor bir gün benim için. Sevdiğim, paylaşımlarımız olan bir arkadaşımdı. Mekanı cennet olsun diyorum. Evet, bugün aynı zamanda Dünya İnsan Hakları Günü arkadaşlar. Kısa kısa değinip seminerimize geçmek istiyorum. Seminer dışında çok fazla sizi sıkacak konulara girmek istemiyorum. Ama ifade özgürlüğünün, temel hak ve hürriyetlerin, insan haklarının günümüzde çok daha önemli olduğunu, çok daha dikkat edilmesi gerektiğini, çocukların korunması gerektiğini, belli hak ve hürriyetlerin temel güvenceler altında olması gerektiğini, bunun için de İnsan Hakları Günü'nün çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu farkındalığımız olsun. Dünya İnsan Hakları Günümüzde kutlu olsun diyorum arkadaşlar. Benim Oda Başkanı olduğum dönemden sonra birkaç konu çok gündemimdeydi. Sayın Üstadım Bülent Fıçıcı ile bu konuyu konuşmuştum. Bir tanesi yeniden değerleme, enflasyon muhasebesinin ertelenmesinden sonra meslektaşlarımın bu konuda açıklarının olabileceğini, müşterileriyle ilişkilerinde sorun yaşayabileceklerini düşünüyordum. Enflasyon muhasebesi sonuçta ertelendi ve enflasyonun vergisini ödemeye müşterilerimiz devam ediyor arkadaşlar. Bu konuda da en fazla bizi hırpalıyorlar. İndirimli kurumlar vergisi, katma değer vergisi tevkifat uygulaması ve yeniden değerleme benim için çok öncelikli konulardı. Ama birinci önceliğimiz yeniden değerleme, çünkü yıl bitiyor. Bu konuda eğitimin, seminerin hepimize faydalı olmasını diliyorum. Can kulağıyla dinleyeceğimizi düşünüyorum. Sevgili Üstadım Bülent Fıçıcı'ya da başarılı bir seminer diliyorum. Daha verimli olması için de seminer sonunda sorularımızı, onun tercihidir ama benim tecrübelerimde sunumunu gerçekleştirdikten sonra sorularımızı alırsak hepimiz takıldığımız yerlerle ya da aklımızda kalması gereken yerlerle ilgili daha verimli ve daha faydalı bir seminer dinlemiş oluruz diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar.
Değerli Başkanımız Hüseyin Halil'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi sunumunu yapmak üzere yeminli mali müşavir Bülent Fıçıcı'yı kürsüye davet ediyorum. Değerli meslektaşlarım, sesim geliyor mu? Geliyor herhalde. Değerli meslektaşlarım, öncelikle sizlerle birlikte tekrar burada olmaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim. Şimdi yeniden değerleme önemli bir konu. Tabii ki bizim vergi mevzuatımızdaki bütün konular önemli. İşte indirim ve kurumlar vergisi de önemli, sat, geri al, kirala da önemli ama herkesi ilgilendiriyor. Daha büyük bir kesimi ilgilendirmesi açısından ve enflasyonun son dönemlerde çok yüksek bir şekilde artmış olmasından dolayı yeniden değerleme ve enflasyon düzeltmesi son derece önemli, güncel. 2022 yılı sonu uygulaması açısından da bir hayli önemli olduğu için bu kadar ilgi olduğunu düşünüyorum. İlginiz için de teşekkür ederim. Şimdi kavramlar var. Önce bir mevzuatın üzerinden geçelim. Tüm mevzuattan bir bahsedeceğim kısaca ama çok fazla karıştığını farkındayım. Yani konuşurken, birileriyle bu konuyu konuşurken geçici 32'ye göre yeniden değerleme, geçici 31'e göre yeniden değerleme var, enflasyon düzeltmesi var. 298 Ç'ye göre sürekli yeniden değerleme dediğimiz değerleme var. Bir 3-5 slide bu konu üzerinden özellikle geçeceğim tam olarak kavramların oturması için. Şimdi mevzuat aslında çok geniş çok ve... Çok özür dilerim. Arkadaşlar ses iyi midir? Biraz daha arttıralım mı? Tamam. Yaklaştım biraz daha. Yok sizden değil arkadaşlar. Sesi biraz yükseltir misiniz? Ben şu arkadan dinlemek istiyorum. Şimdi konumuz önemli bir konu. Ve olabildiğince bu salondan herkesin bu konuyla ilgili yeterli bir şekilde bilgilenerek çıkmasını istiyorum. O yüzden aralarda da soru alabiliriz ama akışı çok etkilememesi açısından bölüm sonlarında da sorunuz var mı diye sorabilirim. Sonunda istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz zaten. O yüzden kimsenin kafasında bir şüphe kalmayacak şekilde yeterince soru alacağız. Yaklaşık 40 slide'lık bir sunum. Yani 1,5 saat sürebilir, 2 saat sürebilir, 1,5 saat civarında biter, sorularla 2 saat civarında sürer diye tahmin ediyorum. Şimdi mevzuat çok dağınık bir mevzuat değil aslında baktığımız zaman. Vergi Usulü Kanunu 298'i bilmemiz gerekiyor. Yani tüm mevzuat burada. Geçici 32. madde var, geçici 31. madde var. 33'le bir enflasyon düzeltmesinin 2 sene ötelenmesi var. Ve geçici 32 ve sürekli yeniden değerleme ile ilgili çıkarılmış bir 537 seri nolu sıra nolu vergi usulü kanunu genel tebliği var. Şimdi 298. madde 17 Aralık 2003'te 5024 sayılı kanunla ilk defa vergi usulü kanununa konuldu. Mükerrer 298A. Eskiler biliyor, enflasyon düzeltmesini uyguladılar. O zamandan beri de enflasyon düzeltmesi ile ilgili bir mevzuat var. Onun dışındaki mevzuat çok yeni aslında. Geçici 31'leri saymıyorum. Geçici 31. madde af kanunları içinde 2 defa bir yeniden değerleme hakkı vermişlerdi belli bir yüzde ödeyerek. Daha sonraki mevzuat çok yeni. 298C Ekim 2021'de mevzuata konuldu sürekli yeniden değerleme. Geçici 31. madde 7144. 7143 ile birlikte, af kanunu ile birlikte mevzuata konulmuştu. Sadece taşınmazları yeniden değerleyip %5 ödeyecektik Mayıs 2018'de. Ve 7326 da geçici 31 tekrar canlandırıldı. Taşınmazlarla birlikte atikleri yeniden değerleyip %2 ödeme imkanı getirildi. Geçici 33 bir enflasyon erteleme maddesi ve tebliğ. Şimdi mevzuatla ilgili geçmiş ve bundan sonraki uygulayacağımız kısım var. Dolayısıyla aslında bilmemiz gereken gelecekte uygulayacağımız kısım, alttaki kısım. Ama öncesinde bilmemiz gerekiyor ki kavramlar tam olarak otursun diye. Daha çok alttaki kısım üzerinde duracağız seminer boyunca. Sürekli yeniden değerlemeyi, enflasyon düzeltmesi, yine geçici 32'yi anlatacağım. Ama geçmişi de bilmemiz gerekiyor ki bağlantıları kurabilelim. Şimdi 2003 öncesini hatırlayanlar vardır muhakkak. 2003 öncesinde yeniden değerleme diye bir müessesemiz vardı zaten.
enflasyon düzeltmesi gelmeden önce. Yeniden değerleme müessesinde ne yapıyorduk? Atiklerimizi, amortismana tabi iktisadi kıymetlerimizi yeniden değerleyip yeniden değerlemenin den sonra oluşan rakam üzerinden amortismana ayırıyorduk. Ve büyük işletmeler, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletmeler 2003'ten önce bunu zaten uyguluyorlardı. 2003'te enflasyon düzeltmesi çıkarıldığında bu madde kaldırıldı, mülga oldu. Dolayısıyla 2003 ve 2004 yılında enflasyon düzeltmesi uygulandı. Enflasyon düzeltmesi uygulama şartları neydi? Son 3 yıl içinde enflasyonun %100 olması, son 1 yıl içinde de %10 olması ve bu iki şartın ikisi birden gerçekleştiğinde enflasyon düzeltmesi uygulanmaya başlıyordu. İkisi birden gerçekleşmediğinde de enflasyon düzeltmesi uygulaması sona eriyordu. Dolayısıyla 2003'te uyguladık, 2004'te de uyguladık. 2005'te oranlar aşağı düştüğü için 2005'ten itibaren uygulanmamaya başladı. Dolayısıyla 2004'ten sonra çok büyük bir boşluk oluştu. Ta ki 2021'in sonuna kadar da şartlar bir daha gerçekleşmedi. Şimdi bu kadar uzun süre gerçekleşmeyince, yaklaşık 20 yıla yakın bir süre, 18 yıla yakın bir süre enflasyona ilişkin şartlar tekrar gerçekleşmediği için finansal tablolarımızda, bilançolarımızdaki varlıklarımız çok eski değerlerle kaldı. Yani giriş değerleriyle kaldı. Zaman zaman da hep şu soruyla karşılaştık. Yani bunları değerleyemez miyiz? Vergisi kanununa göre böyle bir değerleme hakkımız yoktu. Kendiliğinden değerleyenler falan oldu ama doğru değildi. Dolayısıyla bunlar uygulanmayınca da çok uzun süre 7143 sayılı af kanunu çıktığında Mayıs 2018'de bir geçici 31. madde 7144 ile eklendi. Denildi ki taşınmazlara %5 ödeyerek isterseniz yeniden değerleyebilirsiniz. Bunu benim etrafımda çok fazla yapan olmadı. Çünkü %5 çok yüksek bir rakamdı. Gelecekte zaten enflasyon düzeltmesi şartları da oluşursa diye düşünüldü. Daha sonra bu madde Haziran 2021'de tekrar bir kez daha canlandırıldı. Ve Haziran 2021'de 7326 çok da uzak bir tarih değil. Yeniden değerleme tekrar yapıldı. Bu sefer taşınmazlarla birlikte atiklere de denildi. Ve %2 ödeyerek, değer artış fonu üzerinden %2 ödeyerek tekrar bir yeniden değerleme yapma hakkı getirildi. Burada bazı firmalar yaptı. Bizim de yapmış olduğumuz firmalar oldu. Neden yaptık? Finansal tabloları zayıflayan, bankalardan kredi kullanmakta zorlanan firmalarda bazı düzeltmeleri yaptık Haziran 2021'de. Şimdi 2021'in sonuna geldiğimizde, burası geçmişti. Tekrar bir daha buraya dönmeyeceğim. Ama endekslemeler yapılırken bu tarihlere dönülmesi gerekebilecek. Onun için detaylı anlatmam gerekiyordu. 2021'in sonuna geldiğimizde Ekim 2021'de geçici 32. madde ve 298C'ye konuldu. 7338 sayılı kanunu. Bu sürekli yeniden değerleme artık bundan sonra sürekli olacak anlamına geldi. Geçici 32'de bir kere geçmişi toparlamak için getirilen madde, adı üstünde geçici bir madde olduğu için. Enflasyon düzeltmesi de zaten 298A'da vardı. Şimdi bu üç, bundan sonra uygulayacağımız kısmı şöyle bir kez daha tanımlayalım. Enflasyon düzeltmesi şartları oluştuğu zamanlarda zorunlu olarak enflasyon düzeltmesi yapılacak bundan sonra. 298A çünkü orada hala duruyor 2003'ten beri. Şartlar oluştuğu takdirde enflasyon düzeltmesi uygulanacak. Şartlar oluşmadığı halde de sürekli yeniden değerleme dediğimiz 298C maddesi ihdas edildi artık. Yani aslında yapılması gereken ilk 2003'te enflasyon düzeltmesi getirildiğinde 298C sürekli yeniden değerleme diye bir madde konulsaydı, biz 2003-2004 enflasyon düzeltmesini yaptıktan sonra 2005'ten itibaren isteyen firmalar yine sadece amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerleyerek artırmaya devam edip onun üzerinden amortismana ayırabileceklerdi. Ve bugünküne göre de daha şey olacaktı, finansal tablolar daha gerçeğe yakın olacaktı ve enflasyon karşısında duran varlıklar ezilmemiş olacaktı. Şimdi yaptılar bunu. Dolayısıyla bunu şöyle düşünmek lazım. 2003-2004'te enflasyon düzeltmesi uygulandı, bir daha uygulanmadı. Önümüzdeki dönemde de bu uygulanacak. 200 sene bundan sonra bir süre uygulanmaz, uygulanmama ihtimali var diye düşünmemek lazım. Bu artık bizim hayatımıza girdi. Enflasyon düzeltmesini uygulayacağız. Bundan sonra da sürekli yeniden değerleme maddesi olduğu için enflasyon düzeltmesi şartları geçmiş olsa bile biz sürekli yeniden değerlemeye göre atiklerimizi değerlemeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Kalıcı bir hale geldi artık enflasyon düzeltmesi. Tek seferlik yeniden değerleme ise
sadece bir defa enflasyon düzeltmesiyle yeniden değerleme arasındaki boş kalan tarihleri doldurmak için %2 ödeyerek yapılabilecek bir değerleme olacak. Geçici 32 de tek seferlik bir değerleme diyoruz ama geçici madde diyoruz. Ama önümüzdeki dönemlerde de kullanılabilecek. Eğer yeniden değerlemeyi, sürekli yeniden değerlemeyi yapmazsak gelecekte de geçici 32'yi bir kez kullanabilecek bir hakkımız var. O yüzden önemli bir madde. Herhalde kavramlar oturmuştur diye düşünüyorum. Geçmişi geçtim, eski yılları, geçici 31'leri geçtim. Geçici 31'lerle artık bir işimiz yok. Enflasyon düzeltmesi şartları oluştuğunda enflasyon düzeltmesi, şartlar oluşmadığında sürekli yeniden değerleme 298C. Geçici 32. maddede bir kere aradaki boşluğu doldurmak için kullanılabilecek bir madde. Şimdi buradan sürekli yeniden değerlemeye artık detayına girmeye başlıyorum. 3 başlığı detaylı bir şekilde anlatacağım. 298C dediğimiz Ekim 2021'de mevzuatımıza giren sürekli yeniden değerleme, tam mükellefiyete tabi bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini ilgilendiriyor sadece. Aslında bakarsak geçici 32 de aynı mükellefleri ilgilendiriyor. Enflasyon düzeltmesi de yine aynı mükellefleri ilgilendiriyor. Yani sık sık soru geliyor. Başlarken de konuştuk. Serbest meslekleri maalesef ilgilendirmiyor. Şimdi sürekli yeniden değerleme 2021'de mevzuata konuldu ama 1/1/2022'den itibaren uygulama alanı oluştu. İlk defa 1/1/2022'den itibaren uygulanacak. Enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemleri sonu itibariyle yapılacak. Aslında ne dedik? 2021'in sonunda enflasyon düzeltmesi yapma şartları oluştu. Uzun yıllar sonra, 2004'ten sonra. Ancak geçici 33. maddeyle, bu bahsetmiş olduğumuz maddelerin tamamı vergi usul kanunu, her seferinde vergi usul kanunu demiyorum ama geçici 33. maddeyle bu 2021 sonunda yapılacak olan enflasyon düzeltmesinin yapılmamasına, 2022'de de yapılmamasına ve 2023'ün ilk geçici vergi döneminde yapılmamasına, 2023'ün son döneminde ise, Aralık döneminde ise şartlar oluşmasa dahi enflasyon düzeltmesinin uygulanmasına şeklinde çıktı. Dolayısıyla bu dönemlerde biz 2021'de şartlar oluşmuş olmasına rağmen şartlar oluşmadığı dönem gibi düşüneceğiz. Yani 2021, 2022, 2023'ün ilk 3 geçici vergi döneminde sürekli yeniden değerleme yapılabiliyor. 2022, 2023 ilk 3 döneminde. Daha sonra 2023 sonunda enflasyon düzeltmesi zorunlu olarak uygulanacak. Sürekli yeniden değerleme ihtiyarı ama enflasyon düzeltmesi zorunlu tabii ki. Bilançolarına dair bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunların birikmiş amortismanlarını değerleyeceğiz. Belirlenen şartlar dahilinde yeniden değerleme oranıyla değerleyeceğiz eğer değerlemek istersek. Kapsam içinde kimler var? Kolektif, adi komandit ve adi şirketler dahil olmak üzere bilanço esasına göre defter tutan tam mükellefiyete tabi gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri diyoruz. Kapsam dışında olanlar kimler? Dar mükellefiyete tabi olanlar, işletme hesabı esasına göre defter tutanlar, serbest meslek kazanç defteri tutanlar, kayıtlarını yabancı para birimiyle tutanlar, vergi usul kanunda şartları sayılmıştır, yabancı ortaklıklar filan. Münhasıran sürekli olarak işlemiş altın gümüş alım satımı ile uğraşanlar da yine sürekli yeniden değerlemeyi uygulayamazlar. Neden? Çünkü onlar enflasyon düzeltmesi uygulamak zorundalar. Zaten 2004'ten beri de uyguluyorlar. O yüzden onlar kapsam dışında. Değerlemeye tabi olan ve olmayan varlıklara baktığımızda sürekli yeniden değerlemede sadece amortismana tabi iktisadi kıymetler var. Geçici 32'ye döndüğümüzde göreceğiz, orada taşınmazlar da var. Burada sadece amortismana tabi iktisadi kıymetler var. Hesap dönemi içinde aktife giren ve hesap dönemi sonunda aktifte olmayanlar sürekli değerlemeye konu olmayacak. Yani 2022 yılı sonunda tarihlerle de gideyim daha iyi oturması için. Şimdi 2022 yılı sonunda ilk defa yeniden değerleme, sürekli yeniden değerleme yapacağımızı düşünürsek 2022 yılı içinde girenleri herhangi bir şekilde enflasyon sürekli yeniden değerlemeye tabi tutmayacağız. Sürekli yeniden değerlemeye tabi tutmayacağız. 2022 sonunda aktifte olmayanları da tutmayacağız. Az önce bir soru vardı. Satmış olduğum Kasım ayında gayrimenkuller var diye uygulama imkanı yok şu anda onun için. Emtia niteliğinde kıymetler için uygulanmayacak. Sat kirala geri al işleminde kira veya kira sertifikası ihracına konu edilen atikler için uygulanmayacak. Yapılmakta olan yatırımlar için uygulanmayacak. 258 hesaptaki
yapılmakta olan yatırımlar eğer 2022 yıl içinde tamamlandıysa tabii ki o da bu sene aktife girdi gibi düşünüldüğü için onlar için de uygulanmayacak. Oran ve değer artışı nedir? Şimdi yeniden değerleme oranı diğer enflasyon düzeltmesi geçici 31'de geçici 32'de neyi kullanıyorduk? Endeksleri kullanıyorduk. Yani yurt içi üfe endekslerini Aralık 2021 endeksini gidip aktife girdiği tarihi takip eden ayın endeksine tarihi takip eden ayın endeksine bölerek bir katsayı bulup o katsayıyla endeksliyoruz. Enflasyon düzeltmesinde bunu uygulayacağız. Sadece sürekli yeniden değerlemede isteğe bağlı olarak yapılan bu sürekli yeniden değerlemede yeniden değerleme oranı olarak normal açıklanan yeniden değerleme oranlarını kullanacağız. Bu nedir? Ara dönemlerde kurumlar vergisi sirküleriyle açıklanıyor. Yıl sonlarında vergi usulü kanunu tebliğiyle açıklanıyor. Şu anda 2022 için %122.93. Zaten oranlar bu kadar çok yükseldiği için bu iş bu kadar çok önemli hale geldi. Eğer %20 olsaydı belki bu kadar çok önemli olmayacaktı ve diyecektik ki enflasyon düzeltmesi zaten 2023 sonunda yapılacak. Şu anda bu işi yapmamıza çok gerek yok diyecektik. Geçen sene %36.20 olan yeniden değerleme oranı bu sene %122.93 olarak gerçekleşti. Sadece bu yeniden değerlemeyi sürekli yeniden değerlemede kullanıyoruz. Diğerlerinde sürekli endeksleri kullanıyoruz. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin ve bunların amortismanın yasal defter kayıtlarında yer alan değerlerin dikkate alarak tabii ki endeksleyeceğiz. Nereden getiriyorsak endeksi. Değer artışı net bilanço aktif değerler arasındaki farktır biliyorsunuz. Değer artışı dediğimiz şey aktifin değerini endeksleyip yükseltiyoruz. Birikmiş amortismanı endeksleyip yükseltiyoruz. İkisinin arasında oluşan fark bizim için değer artışı oluyor. Bu değer artışında 522 hesabı alacağız. Pasifte bir fon hesabına diyor. Neden 522? Çünkü bu bir sermaye yedeği, kar yedeği değil. 540'lı grupta değil. 520'li bir grupta göstermemiz gerekiyor. O yüzden 522 de gözükecek. İktisadi kıymetlerin her birine isabet eden değer artışı ayrıntılı olarak görünecek şekilde bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilir diyor. Bu çok önemli. Normalde 522 hesabı detaylı tutacağız ve 100 tane 1000 tane de atiğiniz varsa o 1000 tane atik için tek tek gösterilecek diyor. Kanunda ve tebliğde açık açık bunu yazdığı için bunun aksine bir şey yapılırsa gelecekte bundan yararlanma ile ilgili sıkıntı çıkabilir. O yüzden kanuna ve tebliğe uymak lazım uygulama yaparken. Şimdi amortismanların herhangi bir yılda yapılmamış olması halinde yeniden değerlemeye esas alınacak tutar bu amortismanlar tam ayrılmış varsayılarak dikkate alınır diyor. Bu enflasyon düzeltmesinde de diyordu, geçici 31'de 32'de de diyordu, sürekli yeniden değerlemeye de diyor. Şu anlama geliyor, amortismana tabi iktisadi kıymetimizi aldık 100 lira, 5 yıl amortisman süresi vardı, 2 yıl amortisman ayırmamız gerekiyordu, 2020'de girdi, 2020-21, %40 şu ana kadar amortisman ayırmamız gerekiyordu 40 lira ama biz ayırmadık, hiç amortisman ayırmadık. Veya 30 lira amortisman ayırdık. Endekslemeyi yaparken aktif değeri 100 lirayı değerleyip artırıyoruz. Ayrılmış olan amortismana 30 lirayı dikkate almıyoruz. Ayrılması gereken 40 lirayı dikkate alarak amortismanlara ayırıyoruz. Ona ilişkin örnek de var. Daha iyi oturacaktır. Ama bu tam olarak ayrılmış varsayılması meselesi bütün her şeyde var. Yani geçici 32'de de var, enflasyon düzeltmesinde de var. Yeniden değerleme sorusunda bulunan değerler üzerinden amortisman ayrılmaya devam edilecek. Aynı örnekle 100 liralık bir şey 200 liraya çıktıysa artık 200 lira üzerinden amortisman ayıracağız. Orada amortismanlarla ilgili ciddi bir fayda sağlayacak. Şeyi şöyle düşünelim, yani sadece sürekli yeniden değerlemeyi yapsak bile 2021 yılında biz veya işte 2022 yılında yeniden değerleme yapmadan 2 milyon lira amortisman gideri yazıyorsak yeniden değerleme yaptığımızda %122 ile 4 milyon 400 bin lira gibi bir amortisman gideri yazmamız gerekecek. O yüzden de işletme sahipleri de bu işleri takip ediyor. Birbirleriyle çok iyi bir şekilde konuşuyorlar. Dolayısıyla komşunun muhasebecisi yapmış yeniden değerleme amortismanı daha fazla yazmış diyeceği için bizlerin de bunları hazırlık yapıp çalışıp en azından firma yetkililerine sunup o çalışmayı yapmak gerekiyor. Yani uygulama yapılsa da yapılmasa da 2022'nin sonunda bu çalışmanın yapılıp etkilerinin gözükmesi gerekiyor. Şimdi amortisman tabi faaliyet ömür sürelerini tamamlayan iktisadi kıymetler de yeniden değerlemeye tabi tutulabilir diyor. Tabi ne avantaj sağlayacak? 100 lira aktif değeri, 100 lira birikmiş amortismanı varsa çok bir avantaj sağlamayacak. İkisi de yükselecek ama
tam ayrılmadıysa orada bir avantaj olacak. Ayrılmış varsayılarak ayrılmış olmasına rağmen orada bir belki aktif değeri yükseltme anlamında bir avantaj sağlayacak. Faiz ve kur farkları iktisadi kıymetin maliyeti bedeline isteğe bağlı olarak eklenmiş bulunan faiz ve kur farkları yeniden değerlemeye tabi tutulmaz diyor. Bu şu anlama geliyor. Vergi usul kanunu 163 ve 238 sıranın oğlu tebliğlerde biliyorsunuz aktife 238 stoklarla ilgilidir ama 163 atiklerle ilgilidir. Yatırım döneminde oluşan faizler, faiz ve kur farkları maliyete zorunlu olarak eklenir. Yatırım döneminden sonra eklemek isteğe bağlıdır. İsterseniz eklersiniz, isterseniz doğrudan gider yazarsınız. Eğer isteğe bağlı olarak eklediyseniz onu ayıklamanız gerekiyor. Ona bir düzeltme, yeniden değerleme yapılmayacak. Sürekli yeniden değerlemeyi yaparken. Bu şu anda Vergi Usul Kanunu 262. maddeye konuldu. Eskiden 160'ın oğlu tebliğdeydi. Artık Vergi Usul Kanunu maddesinde de zaten maliyet bedelinin içinde de yazıyor. Geçici 31 ve 32'ye göre yeniden değerleme yapıldıysa ihtiyari olarak aktifleştirilen faiz ve kur farklarının endekslemeye tabi tutulan kısmının ayrıştırılması gerekiyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Bir sonraki slaytlarda geçici 32'yi de anlatacağım. Geçici 32'ye göre biz veya geçici 31'e göre bir endeksleme yaptıysak ihtiyari olanları da endeksleyip getirdik. Sürekli yeniden değerleme yaparken o ihtiyari olarak endekslenenlerin düzeltilmesi gerekecek anlamına geliyor. Sermaye ilave. Değer artışını yaptık. Değer artış fonumuz oluştu. 522 hesapta. Bunu sermaye ilave dışında herhangi bir hesaba nakledersek o dönemin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin doğrudan vergilendirilir diyor. Yani gittiniz geçmiş yıl zararlarıyla 522 almış olduğunuz fonu herhangi bir şekilde hareket ettirdiniz. Sermaye ilave dışında geçmiş yıl zararlarıyla kapattınız veya işletmeden çektiniz bir şey yaptınız. O dönemin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin o dönemde vergilendirilir diyor. Dolayısıyla herhangi bir şekilde 522 almış olduğunuz hesabı sermaye ilave dışında herhangi bir şekilde hareket ettirmemeniz gerekiyor. Sermaye eklenen değer artışları ortaklar tarafından işletmeye ilave edilmiş kıymetler olarak kabul edilir. Bu işlemler kar dağıtımı sayılmaz diyor. Ama gelecekte biz bunu sermaye azaltırsak, sermayenin dışına çıkarmaya kalkarsak vergilendirileceği tabii ki tabi. Şu anda en son ne çıktı? 7420 sayılı kanun çıktı. Orada da 32 kurumlar vergisi 32B maddesinde de yine sermaye azaltma halinde vergilendirmeyi kanuna konuldu. Ama tebliği çıkmadı. Daha tebliğinde daha detaylı bir şekilde anlatacaklarını düşünüyoruz. Değer artış fonunun sermaye ilavesi nedeniyle oluşan sermaye artışları sermaye artışı olarak dikkate alınmaz ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz diyor. Hem kanunda hem tebliğde. Bunu yanlış anlaşılabiliyor. Yani sermaye ilave ettikten sonra bir daha sermayeden çıkartmak gibi bir durumumuz yok. Sermaye ilave edildi ama enflasyon düzeltmesini yapanlar bilir. Parasal olmayan kıymetleri ayırıyoruz. 500 sermayede parası olmayan kıymet olarak gözüküyor ve 500 sermayede endeksleyerek sermaye düzeltme solunum farklarını oluşturuyoruz. Orada sermaye endekslerken diyor değer artış fonuna eğer sermaye ilave ettiysen onu endeksleyerek tekrar yükseltme diyor. Enflasyon düzeltmesi yapılırken öz sermaye kalemlerinin düzeltilmesinde mükerrer 298Ç kapsamında yeniden değerleme değer artış fonu sermayeden öz sermayeden düşülür diyor. Yine aynı şekilde 522'de de kalsa sermayenin içinde de olsa daha sonraki endekslemelerde o oluşan değer artış fonu endekslenmeyecek anlamına geliyor. Parası olmayan bir kıymet olmasına rağmen. Uygulama zamanı ve şekli. Geçici 33. madde gereği 2022 geçici vergi dönemleri ve dönem sonu ile 2023 geçici vergi dönemlerinde isteğe bağlı olarak uygulanabilecek. Tabii ki. Sürekli yeniden değerleme. 2023 sonunda ve devamında enflasyon düzeltmesi yapıldıktan sonra 2023'te enflasyon düzeltmesini zorunlu olarak yapacağız. Belki 2024, 25, 26'da da devam edecek şartlar devam ettiği için. Ama 2026'dan sonra enflasyon düzeltmesi şartları tekrar oluşmazsa 2027'de o zaman sürekli yeniden değerlemeyi tekrar yapabileceğiz anlamına geliyor. Yani artık ya enflasyon düzeltmesi ya sürekli yeniden değerleme sürekli var. Ancak yeniden değerlemeyi az önceki örneğe göre 2023'te enflasyon düzeltmesini yaptık. 24-25 yaptık. 26'da şartlar oluşmadı. 26'da sürekli yeniden değerlemeyi yapmadık.
27'de yapmadık, 2028'de yapmaya kalktık. Eski yılları yapamazsın diyor, sadece içinde bulunmuş olduğun yılı yapabilirsin. Veya yanlışlıkla düşük yaptın, tekrar dönüp onu düzeltemezsin diyor. Sadece o yıl içinde yeniden değerlemeyi yapabilirsin diyor. Geçici vergilerde yapma veya yapmamayı, yıl sonunda yeniden değerleme yapma veya yapmamayı etkilemez diyor. Yani sürekli yeniden değerleme çok esnek. Birinci geçici vergi döneminde yaptık, daha sonra yapmayabiliriz. Veya ara dönemlerde yapmadık, yıl sonunda da sürekli yeniden değerlemeyi yapabiliriz. Birçok kişi de bunu tercih edecektir belki gelecek dönemlerde. Her geçici vergi döneminde uğraşmayayım ama yıl sonlarında sürekli yeniden değerlemeyi yapayım diyebilecektir. Mümkün. Atiklerin tamam veya bir kısmı için de uygulanabilir diyor. Yani siz ufak tefek bütün atikler için uygulamak istemiyorsunuz. Daha değerli, daha yüksek tutacak, amortisman ayırmada fayda sağlayacak istediğiniz atikleri de seçip onları uygulayabiliyorsunuz. Unutmamamız gereken taşınmazlara değil, boş arsa arazilere yapılmıyor. Hep atik diyoruz, amortismana tabi iktisadi kıymet diyoruz. Dolayısıyla amortismana tabi iktisadi kıymetler uygulanacak sadece. Ama içinden seçerek de uygulayabiliriz. Devir bölünme birleşmede devredenler tarafından devir tarihine kadar, devir tarihinden sonra da devredenler tarafından yeniden değerleme yapılabiliyor sürekli değerleme kapsamında. Elden çıkarma çok önemli. İlla ki başımıza gelecek çünkü bu yeniden değerlemeleri yaptıktan sonra elden çıkaracağız bazı atikleri. Elden çıkarırken satış, devir, işletmeden çekiş, tasfiye hepsi elden çıkarma sayılıyor. Tasfiye de elden çıkarma sayılıyor. Bunlara isabet eden pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları aynı amortismanlar gibi muameleye tabi tutulur diyor. Bu ne anlama geliyor? Eğer ki yeniden değerlemeyi yaptık, 522 hesapta duruyor. Gelecekte bu atiği sattık. Satmaya kalktığımızda 522 hesaptaki duran rakamı da 257 hesap gibi göreceğiz. 257 hesap gibi gördüğümüzde de bize satışta bir avantaj sağlamayacak anlamına geliyor. Birikmiş amortisman gibi göreceğimiz için. Yani elden çıkarılacak iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutulmasının bize bir faydası olmayacak. Ancak sermaye ilave edilmesi halinde satış veya elden çıkarmada artık sermayenin içinde kalacağı için o bir avantaj sağlayacak, satış değerini yükseltecek. Örnek bir çalışma koydum. Çok detaya girmemeye çalıştım ama 2020 yılında aktifleştirilen ve faydalı ömrü 5 yıl olan bir iktisadi kıymetin 2021 yılı sonunda 253 hesapta kayıtlı değeri 100.000 TL. 257 hesapta da birikmiş amortismanı 30.000 TL olsun. Normalde ne olması gerekiyor? 5 yıl olduğu için %20-20 40.000 lira olması gerekiyor. 2022 yılı yeniden değerleme oranı da %122-93 almadım, %100 aldım hesap basit olsun diye. Değerleme öncesi 253 hesapta 100.000 lira bir değerim var. Birikmiş amortismanlarımda 30.000 lira var. Net aktif değeri de 70.000 lira bunun. Değerleme kaydını ne yapıyorum? %100 olduğu için 100 lira aktif değeri ekliyorum. Birikmiş amortismanlarda ayrılmayan amortismanlar ayrılmış gibi sayılacağı için 40.000 lirayı yeniden değerleyerek %100'de 40.000 lira bir değer artışı oluyor. Dolayısıyla 522 hesapta da ikisinin arasındaki fark 60.000 lira oluşuyor. Değerleme sonrasında da muhasebe kayıtlarım ne oluyor? 100.000 lira olan rakama 100.000 lira ilave geldi, 200.000. 257 hesaba 30.000 lira vardı, 40.000 lira geldi, 70.000 oldu. Yani 40.000 lira ayrılmış gibi varsayılarak ayırmış olduğum, yapmış olduğum yeniden değerlemede 80.000 lira olmuyor. Yani aradaki farkı gidip 10.000 liraya gidip de 681'e önceki dönem gider zararlarına veya 689'a atmak gibi bir zorunluluğum yok. Tabii ki yapabilirsiniz isteyen ama yani ayrılmamış olan kısım ayrılmamış olarak kalacak gene muhasebe kayıtlarında. Ama endekslemeyi yaparken tam olarak ayrılmış varsayarak yapacağız. 522 hesapta gene 60.000 liram var. Net aktif değerim de 130.000 liraya çıktı. Ben bu atiği 200.000 liraya sattığımda hiç değerleme yapmasaydım 70.000 lira olduğu için 130.000 lira kar yazacaktım. Yeniden değerleme yaptığım için net aktif değeri 130.000 lira, 70.000 lira kara düşecek. Ancak ne demiştik? 522 hesap birikmiş amortisman gibi gözükecek dediğimiz için 60.000 lirayı da 70.000 liranın üzerine ilave ettiğimizde bir avantaj sağlamayacak bize. Yine net aktif değeri 70.000 liraymış gibi yine biz 130.000 lira kar yazacağız. Ancak bu 522 hesaptakini sermaye ilave edersek, sermaye ilave ettikten sonra satarsak net aktif değeri 130.000 lira olacak. Elde ettiğimiz kar 70.000 liraya düşecek. Daha az vergi ödemiş olacağız. 2022 yılı amortismanında tabii ki 200.000 lira üzerinden %20, 40.000 lira olarak ayrılacak.
Yeniden değerlemenin faydaları ne? Sürekli yeniden değerlemenin gider yazılacak amortisman rakamlarında bir artış olacak. Bilançonun aktif toplam ve öz kaynaklar tutarındaki artıştan dolayı şirketin bilançosunun, işletmenin bilançosunun kredibilitesi artacak. Öz kaynaklardaki artıştan dolayı finansman gider kısıtlamasına bir avantajı olacak. 300 ve 400 hesapta böyle bir artış olmadığı için, 500 hesaplarda bir artış olduğu için öz kaynaklı yabancı kaynak dengesi artı yönde etkilenecek. Dolayısıyla finansman gider kısıtlaması daha az kanundan kabul edilmeyen gider yazılmış olacak. Öz kaynaklardaki artış dolayısıyla örtülü sermaye sınırındaki artış ve ortaklardan daha yüksek tutarda borçlanma imkanı sağlanacak. Tabii örtülü sermaye konusu başka bir konu. Kurumlar vergisi 12. madde. Yapıyor muyuz uygulamada? Çok fazla yapmıyoruz. Ama mantık olarak şu, dönem başındaki öz sermayenin 3 katına kadar olan borçlanmalar, 3 katına kadar olan borçlanmalar için ödenen faizler örtülü sermaye değildir diyor. Yani benim dönem başındaki öz sermayem 1 milyonsa bunun 3 katı 3 milyon. Ben ortaklardan 331 hesaptan 2 milyon, 2,5 milyon bir para aldığımda bunun faizini gider yazabilir miyim? Şirkete gider yazabilirim. Hiçbir sakınca yok. Bunun üzerinde 3 milyonun üzerinde 4 milyon bir kredi kullanıp ortaklardan para alıp 4 milyon için faiz hesabı yaparsam 3 milyona hesap eden değil artı 1 milyona hesap eden faiz örtülü sermayedir. Bunu da kanundan kabul edilmeyen gider yazmam lazım. Ama uygulamada yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Yani niye 331 hesaba faiz işlettirmiyoruz? Maliye karıştırmaz mı? Yok. Evet. Doğru cevap. Yani ortak için bu alacak faizi sayılacağı için ortağın elde etmiş olduğu gelir vergileneceği için oradaki gelir vergisi 86'da çok küçük bir istisna rakam var. Onun üzerindeki rakam vergileneceği için ortak bu geliri elde edip bu gelir üzerinden bir vergi vereceği için böyle bir işe girmiyoruz. 331 hesaplara genelde faiz tahakkuk ettirmiyoruz. Gerçekten bir faiz almıyorlarsa. Burada örtülü sermaye açısından da o dönem başındaki 1 milyon liralık rakam bu yeniden değerlemeler yapıldıkça öz kaynaklar artacağı için daha yüksek miktarda örtülü sermaye sınırımız artmış olacak. Öz kaynakların artışı nedeniyle teknik iflastan uzaklaşma sağlanmış olacak. Değer artış tutarı iktisadi kıymetin satışından önce sermaye ilave edilmiş olursa satış ve elden çıkarmada vergi avantajı elde edilmiş olacak. Bahsetmiştim. Zararı var mı diye sordu birisi. Tabii ki var. Ne olacak? Aktif toplamlar artacak. Arttığı için bağımsız denetime daha fazla firma girecek. Onun dışında çok fazla bir zararını görmüyorum. Ama enflasyon düzeltmesi zorunlu olacağı için de 2023 sonunda zaten zorunlu olarak uygulandığında 2023 sonunda aktif toplamları bütün firmaların artacak zaten. Devam ediyorum. Tek seferlik yeniden değerlemeye geçtim. Tek seferlik yeniden değerleme geçici 32. Şimdi sürekli yeniden değerlemeyi sanırım anladık. Enflasyon düzeltmesi. Ya tabii ki burada çok uzun sürede anlaşılacak bir konunun %100 anlaşılmasını beklemiyoruz ama hani çerçevenin çizilip çerçevenin ne olduğu anlaşıldıysa içeriği doldurma anlamında tabii ki mevzuata tebliği bir daha okumak gerekecektir sizin için de. Uygulamanın detayları için faiz giderleri için veya başka detaylar için bakılacak ama çerçevenin anlaşılmış olmasını bekliyorum. Tek seferlik yeniden değerlemeye geçtiğimizde yine ne dedik? Tam mükellefiyete tabi bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri dedim. Az önce de söylemiştim. Enflasyon düzeltmesi de aynı mükellefleri ilgilendiriyor. İlk kez sürekli yeniden değerlemeyi uygulayacakları hesap döneminden önceki hesap dönemi sonu itibariyle. Yani ne dedik? Sürekli yeniden değerleme 1-1-2022'den itibaren ilk defa uygulanabilecek dedik. 3-6-9. Geçici vergi dönemlerinde uygulamadığınız aylarda uygulamadığınızı varsayıyorum. 2022 yılı sonunda yeniden değerlemeyi, sürekli yeniden değerlemeyi ilk defa uygulayacaksam dönüp 31-12-2021 itibariyle geçici 32'yi istersem uygulayabilirim. Neden istersem diyorum. Çünkü geçici 32'yi uygularsam artış değeri, değer artış tutarı üzerinden bir %2 vergi ödemem gerekecek. İsteyen de geçici 32'yi uygulamadan sadece sürekli yeniden değerlemeyi uygulayabilir. Bunu en sonunda üzerinden geçeceğiz. Kesinlikle uygulamayın diyeceğim. Çünkü geçmişi toparlayıp geçmişi bugüne getirmeden sadece
sürekli yeniden değerlemeyi uygulamanın bugün için küçük bir fayda gibi gözüküyor ama büyük bir zararı olur. Yani sürekli yeniden değerlemeyi uygulayanların muhakkak geçici 32'yi de uygulayıp geçmişi bugüne getirmelerinde fayda olacaktır matematiksel olarak baktığımızda. Şimdi bilançolarında kayıtlı bulunan taşınmazlarla amortismana tabi iktisadi kıymetlerini diyor. Yani dolayısıyla tek seferlik bu yeniden değerlememizde geçici 32'de geçmişi toparlayıp getirdiğimizde sadece atikler değil taşınmazlar da var. Yani boş arsa ve arazileri de geçici 32'ye göre endeksleyebiliyoruz. Geçici 31 yapan var mı hiç? Aramızda geçici 31 uygulayan var mı? Pek fazla yok. Geçici 31'de yapılan endekslemenin hemen hemen aynısı Mayıs 2018'de isteyen uyguladı. Sadece taşınmazlardı. Haziran 2021'de de yine atikler ve taşınmazlar dedi. Endekslendi, getirildi. Yani 7326'daki geçici 31 ile uygulama geçici 32'nin hemen hemen aynı, tarihler değişiyor sadece. Belirlen şartlar dahilinde yurt içi üfe oranındaki artış oranıyla yeniden değerleme yapabilirler dedik. Kapsam içinde olanlar, kapsam dışında olanlar yine sürekli yeniden değerleme ile aynı. Dar mükellefler uygulayamıyor. İşletme hesabına göre defter tutanlar, serbest meslek kazançları, altın, gümüş ile uğraşanlar artı kayıtlarını yabancı paraya tutanlar geçici 32'yi de uygulayamıyor. Değerlemeye tabi olan olmayan varlıklarda ilave olarak taşınmazlar girdi. Taşınmazlar ve amortismana tabi iktisadi kıymetler var. Yeniden değerlemenin yapılacağı tarih itibariyle aktife kayıtlı bulunan taşınmaz ve atiklere uygulanabilir. Sürekli yeniden değerlemede ne demiştik? 2022 yılı için sürekli yeniden değerlemeyi yapacaksam 2022 yılı içinde girenlere yapamıyordum. Burada bir geçmişi toparlayıp getirme olduğu için 2022 sonunda ilk defa yeniden değerlemeyi yapacaksam 2021 aralığa göre endeksleyerek geçmişi getireceğim için enflasyon düzeltmesinden sonra da hiçbir şey yapmadıysanız, geçici 31'i kullanmadıysanız bazı değerler ta Ocak 2005'ten alınarak Aralık 2021'e getirilecek. Orada dolayısıyla girdiği tarihleri Aralık 2021'e getirme işi var. Yani Ekim 2021'de giren aktife bir şeyde yıl içinde de girmiş olsa Aralık 2021'e kadar endekslenecek diye düşünelim. Burada da yine sat kirala geri al işlemine ve kira sertifikası veya kira sertifikası ihracına konu edilen atikler için uygulanmıyor. Emtia niteliğindeki kıymetler için uygulanmıyor. En çok gelen soru bu. Emtia, çünkü inşaat işiyle uğraşanlar, yapsat inşaat işiyle uğraşanlar da çok fazla bu soru geliyor. Ben inşaat yaptım, inşaat satacağım. Bu bizim başka hesaplarda dursa dahi diyor. Eğer sen emtia niteliğindeyse emtia niteliğindeki atiklere uygulanamıyor. Boş arsa ve arazilere de uygulanamıyor. Yapılmakta olan yatırımlar için uygulanmayacak. Ancak aktifleştirildikleri dönemde iktisap edildiği varsayılacak. Yani 258 hesap sürekli yeniden değerlemede hiç uygulamıyorduk. Aktifleştirildiği dönemde bu yıl içinde ise gene uygulamıyorduk. Bu aktifleştirildiği dönemden sonrası için uygulanacak anlamına geliyor. Buradaki oranımız bizim enflasyon düzeltmesindeki oranla aynı. Yine geçici 31 ile aynı, bugüne kadar yapmış olduğumuz endekslemelerle aynı. Sadece sürekli yeniden değerlemede yeniden değerleme oranını alıyorduk. Burada artık endeksleme yapıyoruz gibi düşünün. Yani 298Ç kapsamında yapılacak sürekli yeniden değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden önceki hesap döneminin son ayına ilişkin yurt içi üfe değerinin diyor. Biz sürekli yeniden değerlemeyi ilk defa 2022 yapacaksak 2021 Aralık yurt içi üfe. 2022'de sürekli yeniden değerleme yapmadık. 2023'ün ilk 3 geçici vergi döneminde de yapabiliriz. O tarihte yapacaksak dönüp 2022 aralığın yurt içi üfesini alıp neye bölüyoruz? Eğer ki 31.12.2004'ten önce aktife giren bir varlıksa 2005 Ocak yurt içi üfeye bölüyoruz. 2004'ten sonra girdiyse, örnek veriyorum 2008 Temmuz'da girdiyse 2008 Ağustos'un takip eden ayın yurt içi üfesine bölüyoruz. Geçici 31'i uyguladık. Zaten endeksleyerek Mayıs 2018'e getirdiysek Mayıs 2018'den Aralık 2021'e getirmek için Mayıs 2018'e bölüyoruz. Haziran'sa aynı şeyi Haziran için yapıyoruz. Yurt içi üfe ibaresi de işte 2005'e kadar üretici fiyat endeksi diye geçiyordu. 2005'ten sonra 2014'e kadar, 2014'ten sonra da yurt içi üfe oldu. Endekslerimiz var elimizde.
Değer artışı yine yasal defter kayıtlarının değer alan değerler dikkate alınarak endekslenecek diyoruz. Değer artışında net bilanço aktif değeri iktisadi kıymetlerin yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme öncesindeki net aktif değerini görmemiz gerekiyor. Net bilanço aktif değerinin ne olduğunu biliyoruz. Net bilanço aktif değeri de işletmenin aktif değeriyle birikmiş amortismanın arasındaki farktır. Yani aktif değeriyle birikmiş amortismanın arasındaki farkın yeni değerle eski değerin arasındaki fark değer artışı oluyor bizim için. Yine bu da ayrıntılı olarak görünecek şekilde bilançoda bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilir diyor. Amortismanlar yine tam olarak ayrılmış varsayılıyor endeksleme yapılırken. Yeniden değerleme sonrasında bulunan değerler üzerinden amortisman ayırmaya devam ediyoruz. Ve faydalı ömür süresini tamamlayanlar için de yine ayırmaya devam edebiliyoruz. Faiz ve kur farklarında bir farklılık var. Önemli bir farklılık. Geçici 32'de isteğe bağlı olarak faiz ve kur farkları eğer maliyete ilave edildiyse onları da endeksleyebiliyoruz. Niye bu farklılık var diyeceksiniz. Bize zorluk olsun diye. burada da tabii daha önce geçici 32'yi uyguladıysanız ve faiz ve kur farkları da isteğe bağlı olarak olanlarda maliyette varsa maliyetin içinde endekslenerek çoğaltıldı. Sürekli yeniden değerlemeyi uygularken onları bulup ayıklayıp çıkarıp ondan sonra endeksleme yapmak gerekecek. Mükerrer 298C fıkrasına göre yeniden değerleme yapılırsa ihtiyar olarak aktifleştirilenler çıkarılacak dedik. İktisadi kıymetin aktifleştirilmesinden sonra maliyet bedeline intikal ettirilen faiz ve kur farkları için parçalı yeniden değerleme yapılacak. Yani 2018 Haziran'da bir amortismana tabi iktisadi kıymet aldınız, bir taşıt aldınız. Ne dedik? Vergi usulü 262. maddeye göre ilk yıl yani yatırım dönemindeki faiz ve kur farkları maliyete gidecek dedik. Maliyete de aldık. Dolayısıyla şu anda geçici 32 yaparken bu enflasyon düzeltmesinde de aynı olacak. Haziran aracın değerini Haziran 2018'den alıp endeksleyeceğiz. Ama faiz bedellerini girdiği aylardan Temmuz, Ağustos, Eylül ayrı ayrı girdiği tutarları ayrı ayrı endeksleyerek parçalı endekslemeyle getireceğiz. Sermaye ilave burada da aynı. Dönem kazancı eğer sermaye ilave etme dışında başka bir hesaba nakledersek dönem kazancıyla ilişkilendirilmeksizin vergilendiriliyor. Az önce de söylemiştim 522 hesabı aldığımızı bir daha kıpırdatmayacağız sermaye ilave dışında gibi düşünebiliriz. Sermaye eklenen değerler değer artışları daha sonra sermaye azaltımında bulunursa tabii ki vergilendirilecek. Değer artış fonu sermaye ilavesi nedeniyle oluşan sermaye artışları enflasyon değer artışı olarak dikkate alınmayacak ve yine sürekli yeniden değerlemeye de bahsetmiştim. Aynı şey geçerli. Öz sermayenin içindeyse de yine endekslenmeyecek diyebilirim. Şimdi geçici 32 ile ilgili adı geçici. Sanki çok kısa bir süre uygulanacakmış gibi ama geçici madde olmasına rağmen çok uzun bir uygulama alanı var. Bir kere uygularsak yani yeniden değerlemeyi uygulamadan önce bir kez uygularsak bir kez daha uygulama hakkımız yok. Geçici 32 bizim için ölmüş oluyor. Ama sürekli yeniden değerlemeyi hiç uygulamadığımızı düşünün. Gelecek dönemlerde de yine istediğimiz zaman uygulayabileceğiz. Yani biz şu anda 2022'de sürekli yeniden değerlemeyi yaparken bir kere geçici 32 uygulayabiliriz. Bir daha uygulama şansımız ölüyor. Ama geçici 32'yi uygulamadık. Sürekli yeniden değerlemeyi uyguladık. Geçici 32 uygulamadığımız için o hakkımız devam ediyor. 2023'te enflasyon düzeltmesi oldu. 2024-25 devam etti. 2026'da enflasyon düzeltmesi şartları kalktı. 2027-28-29 uygulamadık. 2030'da ilk defa sürekli yeniden değerleme uygularken gene dönüp geçici 32'yi bir kez uygulayabileceğiz. Ama sürekli yeniden değerlemeyi bir kez yaptığımız zaman bir daha geçici 32'yi uygulama şansımız yok. Aslında birbirinden farklı şeyler. Bir saniye. Geçici 32 ve sürekli yeniden değerlemeyi istediğimizi uygulayabiliyoruz. Yani geçici 32'yi uygulamadan sürekli yeniden değerleme de uygulayabilirim 2022'de. Sadece geçici 32'yi de uygulayabilirim sürekli yeniden değerleme yapmadan. Ve tamamı için değil kısım kısım da yapabilirim. Bu ne anlama geliyor? Geçici 32'yi ben gittim tek bir kalem için bugün için uyguladım. 3 ay sonra diğer başka bir kalem için de uygulayabilirim. Başka kalem için de uygulayabilirim. Ama sürekli yeniden değerlemeyi tek bir kalem için uyguladığımda bir daha geçici 32'yi uygulayamayacağım anlamına geliyor. Açık açık tebliğde de bu yazıyor.
Buyurun. Bir soru soracaktım. Yani geçici ofisinde mesela birisini uyguladık, diğerine uygulamayabiliyoruz değil mi? Tabii. Mesela sürekli yeniden değerleme için de geçerli o. Kısım kısım tek bir tanesini yani uygulayabiliyoruz. Uygulamadığımız patiği geçici ofisinde 298 şeyi uyguladık. Ondan sonra uygulamadığımız atiği bir kez daha uygulayamıyoruz. Hiç, yani, yani sürekli yeniden değerlemeyi tek bir kalem için uygularsak bir daha geçici 32 ölüyor. Yani sürekli yeniden değerlemeyi hiç uygulamamışsak geçici 32'yi bir kalem için uyguladığımızda tekrar aynı kalem için uygulayamıyoruz ama diğer kalemler için uygulayabiliyoruz. Hayır, geçici 32'yi bir kere uyguladığımız zaman aynı kalem için tekrar uygulayamıyorsunuz. Zaten tek seferlik. Sürekli olan. Uygulamadığımız atiği. Uygulamadığımız atik var. 32. Evet. Atiği uygulamadık. Sonra 298 şeyi uyguladık. Dediniz ya. Daha sonra uygulamadığımız geçici 32'yi uygulayabiliyoruz. Yani uygulamadığımız atik için daha sonradan 232 geçici 32 uygulayabiliyor muyuz? 298 uyguladıktan sonra. Yok, uygulayamıyoruz. Yani tek bir şeyde sürekli yeniden değerlemeyi bir kez uyguladıktan sonra geçici 32 ölüyor sizin için. Yani bir daha geçici 32 uygulama şansınız yok. Geçici 32 kalem kalem kullanabilirsiniz. Sürekli yeniden değerleme yapmadınız. Bir kalem için geçici 32 yaptınız. Neden yaptık bunu? Bazı firmalarda uyguladık bunu. Şöyle söyleyeyim. Hiç amortismanla ilgili bir derdim yokken de bir tane amortismana tabi iktisadi kıymet satılmaya kalktı. Bina değeri 1 milyon lira. Ta 2005'ten 2008'den beri duruyor. 2005'ten beri duranlarda 8.90'lara falan geliyor yurt içi Efe'deki artış. Yani yaklaşık 9 katı artıyor. 1 milyonluk bir binayı endeksledim. 9 milyona çıkarttım değerini. Binalarda da amortisman düşük olduğu için ayrılmamış kısmını ayrılmış gibi görsem bile %2-2'den çok fazla bir şey fark etmedi. Binanın değeri yükseldi. Yükseldiği için de bunu satarken 522'deki rakamı düzeltmem gerekmiyor geçici 32'de. 522'de kalmaya devam eder diyor. Dolayısıyla ben bu kalem için bunu uyguladım. Geçici 32'yi. Ama diğer kalemler için uygulamadım. Diğer kalemler için uygulama hakkım devam ediyor. Anlatabildim mi? Geçici 32'de %2 var. Geçici 32'de %2 değer artış rakamı üzerinden bir %2 uygulanacak. Evet, yeniden değerlemeyi yapmadıysanız, yani sürekli yeniden değerleme uygulamadıysanız geçici 32'yi tekrar uygulayabiliyorsunuz. Yani geçici 32'yi bu amaçla kullandık bazı firmalarda. Bütün her şey için geçici 32 uygulamasak da uygulayabilirsiniz. Yasa olarak hiçbir sakınca yok. Satış yapmış olduğunuz bir satılacak olan işte atikleri, taşıtları eğer avantaj sağlıyorsa, ki sağlar, neden sağlamasın? Çünkü kurumlar vergisi oranı %23. Siz değer artışını yapıyorsunuz. Net değer artışı üzerinden %2 ödüyorsunuz. Her halükarda %21 avantaj sağlıyor. Kurumlar vergisi oranı da artık yürümüş değil de hani 22 mi 23. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Bir 10 dakika mola verelim. Özür diliyorum. 10 dakika moladan sonra tekrar sorularımıza, sunumlarımıza devam edelim. Olur mu? Olur. Olur.
Sadece ÖTV, KDV yazarken kaydedeceğiz, ondan sonra unutacağız. İlerlerini yazmayacağız. Biz bırakmayacağız. Tam zamanında geldiniz. Tam zamanında geldiniz. Başkanım söylüyorsunuz. Tam senin koluna geldiniz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olur. Bekleyin biraz arada. Abi araba yoldaya başlıyorsun. Ne başlıyorsun? Evet şimdi. Evet. Arkadaşlar devam ediyorum. Yani arada da çok fazla soru geldi. İstediğimiz kadar soru alabiliriz. Zamanla ilgili bir sıkıntımız yok. Konuyu bitireyim. Ara ara da soru alabiliriz. Bazı şeyler çünkü bir sonraki slaytlarda belki var gelecek sorular. Şimdi uygulama zamanı ile ilgili geçici 32'nin bir kez daha üstünden geçmek istiyorum. Geçici 32. madde kapsamında yeniden değerleme sadece bir kez yapılıyor. Sadece bir kez. Ama kalem kalem yapılabildiği için her kalem için bir kez gibi düşünün. Yani ben 3 tane atime yaptım veya bir arsayı endeksledim. Ondan sonra bir daha geçici 32'yi kullanamayacağım diye bir şey yok. Her kalem için bir kez kullanabiliyorum. Ama kural şu, yeniden değerlemeyi, sürekli yeniden değerlemeyi bir kez yaptığım zaman bir kalem için bile yapsam bir daha kullanamıyorum. Yani geçici 32 aradaki boşluğu doldurmak için kullanılacak bir madde gibi. Ama biz bunu kendimize avantaj sağlamak amacıyla arsayı almışım az önceki örnekteki gibi 1 milyona. Bugün endekslediğimde satıyorum şu anda arsayı 15 milyona. Satmadan önce gidiyorum, endekslemeyi yapıyorum. Değerini 9 milyona çıkarıyorum 2021 sonu itibariyle. Ve bunun için bir %2 ödüyorum. Öyle düşünün. %2 ödüyorum. Ama sattığımda elde edeceğim kazancın 8 milyon üzerinden %23 kurumlar vergisi ödemiyorum. Ciddi bir avantaj sağlıyor. Değeri yüksek olarak satılacak atiklerle ilgili, yani şu anda siz geçici 32'yi uygulamasanız, sürekli yeniden değerlemeyi uygulamasanız dahi, 2023 sonunda enflasyon düzeltmesini uygulayacak olsanız dahi, sadece belli kalemler için, yüksek tutarlı satılacak kalemler için bunu uygulayabilirsiniz. Ama atlanmaması gereken en önemli konu, emtia olanlar için bu uygulanmıyor. Az önce arada da bir arkadaş sordu. Bir emlakçılık yapıyor. Arsası var. Bunu yararlanabilir miyim diyor. 153 hesapta duruyor. Bunu işte 253 hesap, 252 alsam, 250'yi alsam diyor. Mümkün değil. Hangi hesapta, çünkü tebliğde de açık açık hangi hesapta durduğuna bakılmaksızın diyor. Yararlanamazsın diyor. Emtia niteliğindeyse diyor. Şimdi geçici 32. madde kapsamında yeniden değerleme yapmakla birlikte 298Ç fıkrasının sürekli yeniden değerlemeyi yapmayanlar tekrar bu madde kapsamında yeniden değerleme yapamazlar. Bunu kalem kalem düşünüyoruz. Her kalem için ayrı ayrı. Yani bir kalem bir kere yapabiliyoruz. Geçici 32'de bir kalem yaptım, 2-3 kalem yaptım, sürekli yeniden değerlemeyi yapmadım, gelecekte de yapabileceğim. Enflasyon düzeltmesi devreye girecek, bir süre sonra belki devre dışına çıkacak, ondan sonra da yapabileceğim bunu uygulamadığım kalemler için. Sürekli yeniden değerleme yapmadığım sürece. Geçici 32. madde kapsamında ve mükerrer 298Ç fıkrası önce yeniden değerleme yapmadan 2023 sonunda mükerrer 298A'yı, yani enflasyon düzeltmesini uygulayanlar, gelecekte sürekli yeniden değerlemeden önce sadece bir kez yine geçici 32. maddeyi yeniden değerleme yapabileceklerdir dedim. Okuyorum, atladığım bir şey kalmasın diye. Geçici 32. madde kapsamında yeniden değerleme yapmadan mükerrer 298Ç fıkrası uyarınca sürekli yeniden değerlemeyi yapanlar, tek bir iktisadi kıymet için uygulama yapmış olsalar bile bir daha geçici 32. madde kapsamında yeniden değerleme yapamazlar. Yani sürekli yeniden değerlemeyi bir kez yaptığımızda bir daha geçici 32'ye dönemiyoruz dedik, tek kalem için yapsak bile. 298Ç fıkrası önce sürekli yeniden değerleme yapmadan önce geçici 32 yeniden değerleme kısım kısım uygulanabilir dedik. Taşınmazların, matiklerin tamamı veya bir kısmı için yine
uygulama yapılabilir dedik. Özür dilerim. Şeye dönebilir miyiz? Bir önceki yere. 32'yi yapmak o zaman 31'den daha mantıklı. Yani onu yapınca diğerini yapamayacağız ya 32. O zaman 32'yi yapmak daha mantıklı. Yani burada sizin öngörünüz nedir? En son toparlayacağım ama şimdi bazı örnekler var. Örneklerle, rakamlarla falan daha iyi anlaşılacak. Benim önerim şudur. Geçici 32'yi yapmadan sürekli yeniden değerlemeyi yapmayın. Yani seçenek 1 ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapmayız. 2023'ün sonunda enflasyon düzeltmesini yaparız. Bu bizim için en kolay seçenek. Ama biz bugün için bir hesaplama yaptık. 2022 yılı sonunda biz bütün firmalarımızda bunu yapacağız şimdi yıl sonu itibarıyla. Bir Excel tablosu üzerinde basit bir hesaplamayla, onun örneğini de göstereceğim Excel tablosunda. Basit bir hesaplamayla diyeceğiz ki biz geçici 32 ve sürekli yeniden değerlemeyi uyguladığımızda rakamlar buna geliyor. 2022 yılında ayrılacak amortisman bu, 2023 yılında ayrılacak amortisman bu. Dolayısıyla toplam ayıracağınız amortismandan sağlayacağınız avantaj bu. Ama ödeyeceğimiz %2 bu. Bunu koyup firmaların önüne yapalım mı yapmayalım mı diye soracağız. Yani ama sürekli yeniden değerlemeyi, şimdi 2005'ten beri duran bir varlığı sürekli yeniden değerlemeyi bir kez yaparsam 2022 yılında çok düşük bedelle bir kere sürekli yeniden değerleme yapmış olacağım. Daha sonra bunu tekrar endeksleme şansım olmayacak. Geçmiş kopacak, geçmişi tekrar doldurma şansım yok. O yüzden böyle bir durum var. Tabii ki firmanın özelinde başka şeyler olabilir. Öyle uygulanması gerekebilir. Amorti olacaktır varlık. Tek sürekli yeniden değerlemeyi uygulayayım ondan sonra amorti olsun denilebilir. Farklı farklı şeyler olabilir. Veya işletmede çok kar çıkmıyordur. Dolayısıyla amortisman giderine ihtiyaç yoktur. Hiçbirini uygulamazsınız. Enflasyon düzeltmesinin sonunu beklersiniz. 2023 sonunu beklersiniz. Mantıklı olabilir. Firmanın, yani mantık oturduktan sonra firmanın durumuna göre hareket etmek lazım. Şimdi devir bölünme birleşme elden çıkarma da biz devralan şirket bir geçici 32 yapacaksa o ilk şirkete ilk girdiği tarihten endekslemeye getirecek. Yani ilk şirkete 2018 Ağustos'ta girmiş aktif siz onu devirle veya birleşmeyle bölünmeyle başka bir şirkete aktardıysanız endeksleme yaparken 2021 sonunda geçici 2021 sonuna kadar getiriyorsanız endeksle bölünme tarihin değil ilk şirketteki giriş tarihini dikkate almanız gerekiyor. Elden çıkarma, yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmaz ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları kazancın tespitinde dikkate alınmaz diyor. Sürekli yeniden değerlemeyle en önemli farklılıklarından biri bu. Geçici 32'yi yaptım. 522 hesaba aldım değer artış fonunu. Yarın bunu sattım. Sürekli yeniden değerlemede ne yapıyordum? Bunu 257 hesap gibi görüp hesabın içine kattığımda bir avantajı kalmıyordu. Sermaye ilave etmediysem. Ama geçici 32'de 522'de kalmaya devam eder diyor. Fonlarda kalmaya devam eder diyor. Dolayısıyla artış rakamı benim için ciddi avantaj doğuruyor. Yani elden çıkarılacak iktisadi kıymetlerin mükerrer 298 ÇE fıkrası kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması vergi avantajı sağlayacaktır dedim. Yani sermaye ilave edilmemiş olsa bile. Şimdi finansal kiralama halinde kiracının kullanma hakkını aktifleştirdiği tarih aktife giriş tarihi olarak dikkate alınır diyor. Yani 260 hesabı aldınız, ilk kiralamayı yaptınız. Finansal kiralamanız 5 yıllık bir finansal kiralama. 2017 yılının Mart ayında gittiniz, bir finansal kiralama yaptınız. Muhasebe kaydında 260 hesabı yaptınız, hakları aldınız. O aktifleştirdiğiniz tarihten itibaren endeksleme yapabiliyorsunuz. İlla ki mülkiyeti komple almış olmanıza gerek yok. İşletme bünyesinde imal edilen binaların, bu bina ile birlikte arsayı satın alırsam değil, tek tapu kaydıyla alırsam değil, işletme bünyesinde imal ettiysem ne yapıyoruz? Önce arsayı alıyoruz, daha sonra binayı yapmaya başlıyoruz. 2017 Mart'ta arsayı aldım. 2018 Aralık'ta binayı yapmaya başladım. Yapılmakta olan yatırımları aldım. 2019 Haziran'da bitirdim. Ayrıştıracaksın diyor arsayı. Arsayı aldığın tarihten endeksleyeceksin. Binayı aktifleştirdiğin tarihten, her maliyete girdiği tarihten değil. Binayı ne zaman? 2019 Haziran'da aktifleştirdim. 2019 Haziran'dan bugüne kadar getireceksin diyor.
Aynı binayı tabii bir de faiz giderleri, faiz ve kur farkları varsa 258'e girdiyse onları da yine ayrıştırmam gerekecek. Aktifleştirdiğim tarihe kadar olanlar aktifleştirdiğim tarihte 2019 Haziran. Aktifleştirdikten sonra da yatırım döneminin sonuna kadar faiz giderlerini vergi usulü 262'ye göre maliyete almam gerekiyordu. Temmuz, Ağustos, Eylül'de parçalı endeksleme yapmam gerekecek. Ödenecek vergi konusu var. Sürekli yeniden değerlemede herhangi bir vergi ödemiyoruz. Yani biz enflasyon düzeltmesini yaptık 200 sene 2023'ten sonra sürekli yeniden değerlemeyi yapmaya devam ettik. Bir daha vergi falan ödenmiyor. Şu anki mevzuat böyle. Ama geçici 32'yi bir defa uygulanacak geçici 32'yi yaptığımızda %2 vergi ödememiz gerekiyor. Arada bir arkadaş sordu gene beyannamesi nasıl olacak, nasıl verilecek diye. 537 nolu tebliğimiz var. Elimizde şu anda vergi usulü kanunu sıra no 537 bir tebliğimiz var. Tebliğin ekinde beyanname örneği var. E-beyannameye de konuldu diyebiliyorum. Uygulama yapanlar oldu çünkü. Geçici 32 ile ilgili bir beyannamemiz var. Orada beyan ediliyor ve onun üzerinden ödeniyor. Yani güncele gelirsek 2022'nin sonunda ben sürekli yeniden değerlemeyi uygulayacaksam kayıtlarımı ne zaman yapıyorum? 2022 Aralık'ta yapıyorum. Uygulamamı 2022 Aralık'ta sürekli yeniden değerleme için yapacağım. Öncesindeki geçici 32'yi de uygulayacaksam Aralık 2021 ile aktife girdiği tarih arasındakini de endeksledim. Sadece geçici 32 için %2 ödeyecektim. Bunların da kayıtlarının hepsini Aralık 2022'de yaptım. Aralık 2022'de bu işlemleri yaptıysam Ocak 2023'ün sonuna kadar 31 Ocak'a kadar beyannamemi vermem gerekiyor. Ocak, Mart, Mayıs'ta da 3 taksitte ödemem gerekiyor. Eğer ki ödemeleri eksik yaparsam yararlanamazsın diyor. Eğer ki beyannameyi zamanında vermezsen geçici 32'den gene yararlanamazsın diyor. Yani biz 2022'nin sonunda geçici 32'yi yaptık. Sürekli yeniden değerleme kayıtlarını da yaptık. Beyannamemizi 2023'te verdik. İlk taksit Ocak 2023, ikinci taksit Mart 2023, üçüncü taksit Mayıs 2023'te ödeyeceğiz. Mayıs 2023'te gittiniz, eksik ödediniz. Firma eksik ödedi. Geriye dönüp kayıtların hepsini düzeltmeniz gerekecek. Çünkü yararlanamazsın diyor geçici 32'den. Yani geçici 32'den yararlanacak adam bunun beyannamesini düzgün verip düzgün ödemesi gerekiyor. Yoksa çok büyük bir iş çıkar başına. 6183'e göre ödenmemiş taksit takip ve devam edecekler mi? Edecekler tabii. Matra artırımında olduğu gibi. Evet. Yani o borcun oluyor. Parayı da affetmiyorlar. Parayı alıyorlar ama yararlanamıyorsun. Ödenen vergi de gider yazılamıyor. Bunun için de bir örnek çalışma koydum geçici 32 için. Rakamları benzer tuttum ki çok birbirinden kopuk olmasın. 2020 Şubat ayında aktifleştirilen ve faydalı ömrü 5 yıl olan bir iktisadi kıymetin 2021 yılı sonu 253 hesapta kayıtlı değeri 100 bin lira, birikmiş amortisman da 40 bin lira olsun. Tam ayrılmış olsun amortisman bu sefer. Aralık yurt içi üfe değeri 1022.25. Şubat'ta aktifleştirildiğine göre takip edilen ayın endeksi alınacaktı. Mart 2022 endeksi 468.69 bölüyorum 2.18108 diye bir rakam çıkıyor. Tebliğde de 5 hane alınır virgülden sonra dediği için 5 haneyi alıyoruz. Geriye kalanı almıyoruz. 2.18108 ile 100 bin lira değerleme öncesi rakamı çarpınca 218.108 oluyor. Değer artışına kadar aktifte 118 bin lira, birikmiş amortismanlarda 47 bin lira, 522 hesabı da dolayısıyla 69 bin lira bir değer artış fonu gidecek. Net aktif değeri de 130 bin küsür liraya çıkıyor. Endeksler doğru endeksler, birebir uygulanacak endeksler. Yani 2020 Şubat'ta alınan bir şeyi 2022 aralığa getirmek için bile iki katına çıkarıyoruz. Daha eski yıllardakiler daha yüksek oluyor zaten. 2022 yılı amortismanı 218 bin lira üzerinden %20 hesaplanacak, 43 bin lira. Bir avantaj doğurdu, 20 bin lira gider yazabilecekken 43 bin liraya çıktı. Satış sonucu 522 hesaptaki hesap kalmaya, 522'de değer artış fonu kalmaya devam edeceği için 69.865 lirada direkt kara avantajı oldu. Kar daha düşük çıktı satıştaki kar. Ama 69.865 üzerinden de %2 1397 lira vergi ödeyeceğim 3 taksitte. Yeniden değerlemenin faydaları ne? Gider yazılacak amortisman tutarını artırıyor. Yine aynı. Şirketin işletmenin bilançosu artacağı için, değerleri yükseleceği için, öz kaynakları artacağı için kredibilitesi artacak.
Öz kaynaklardaki artış dolayısıyla finansman gider kısıtlamasının avantajı var. Örtülü sermaye sınırının avantajı var. Teknik iflastan uzaklaşıyor, öyle bir derdiniz varsa işletmede. Satış ve elden çıkarmada da sermaye ilave etmesek bile vergi avantajı var. Sürekli yeniden değerlemede sermaye ilave etmeden vergi avantajı olmuyordu. Enflasyon düzeltmesine geçeceğim. Aslında 4-5 slide kaldı ama önemli konular kaldı çok. Enflasyon düzeltmesinde ne yapacağız, düzeltmeden önce bu kayıtları düzelteceğiz mi, düzeltmeyeceğiz mi, ne olacak ne gidecek meselesi var. Uygulama yaparsak ne oluyor, yapmazsak ne oluyor meselesi var. Arada soru alabiliriz. Sorular özellikle mikrofonla sorulmasını istedik. Mikrofon geldikçe sorarsanız iyi olur. Merhaba. Bu 522 hesaba alacağımız değer artış fonlarıyla olan tutarları satarsak gelir yazmamız gerektiğini söylediniz. Bu durumda bunları satılmadan önce sermaye ilave etmemiz gerekecek herhalde. Şeyden bahsediyorum, sürekli olan değerlemede sanırım. Evet, evet, evet. Bunun dışında başka bir alternatif yol var mı? Onu soracağım. Bir ikincisi, bu tek seferlik yeniden değerlemede 2021 yılının sonunda yaptığımız değerlendirmeden sonra mesela 2022 yılı içinde satılanlar var. Bunlar için bir engel var mı? Mesela ben 2022'de sattım fakat 2021 yılına sonunda tek seferlik yeniden değerlemeyi yapacağım. Orada oluşan karımı indirmemde herhangi bir sıkıntı var mı? Demin gerçi söylediniz ama tek seferlik olandakileri 522'de bekletebiliyoruz. Orada da bir sıkıntı yok anladığımız kadarıyla. Yani 2021 yılı sonunda olanları 2022'de satmam, yani satılmış olsa da değerlendirmeye engel mi? Tabii 2022'de satılanları tekrar herhalde sürekli yeniden değerlemede almamamız uygun düşer sanırım. Hani, tamam. Şimdi, teşekkür ederim. Şimdi sermaye ilave dışında bir şansımız yok. Yani sürekli yeniden değerlemede oluşan, zaten 2003'ten önce bu işi yapanlar hatırlarlar. Biz yapıyorduk büyük işletmelerde. Sermaye ilaveyi sık sık yapıyorduk. Yani değer artış fonunu sık sık sermaye ilave yapıyorduk. O zaman için de bu kural geçerliydi. Ta enflasyon düzeltmesinden önce sürekli yeniden değerlemeye benzer bir sistem vardı. Bir uygulama vardı. Orada da sık sık sürekli yeniden değerlemeye her yıl değer artış fonunu sermaye ilave ediyorduk. Bu avantajdan faydalanmak için. Zaten dedik ki 522'nin hesaptan herhangi bir şekilde kıpırdatırsanız o dönemin kazancı sayılacak, vergilendirilecek. O dönem zarar çıksa dahi. Dolayısıyla her halükarda 522'de tutacaksınız. 522'den sadece sermaye ilave etmenizi tavsiye ederim. Yani sürekli değer artış, sürekli yeniden değerleme yapıyorsak sık sık yılda bir kere de, yani bundan sonraki yıllarda da bu iş sürekli hale geldiğinde sürekli yeniden değerleme yaptığımızda her yıl veya iki yılda bir muhakkak bunun satılıp satılmadığına bakılmaksızın sermaye ilave edilmesi mantıklı olacak. Ne zaman satılacağını bilmiyorsunuz çünkü. Yani satmaya kalktığınızda bu kaydı yapamayabilirsiniz. Yani ben bunu yapmaya kalktığımda önce sermaye artış yapayım, ekleyeyim, ondan sonra yapayım olmayacaktır, zor olacaktır. Ara ara eklemek gerekecek. 2021'de endeksleme yaptık, 2022'de sattık derken geçici 32, 2021'de uygulayamıyordunuz. Geçici 31'i uygulamış olabilirsiniz. Veya 2022'nin başlarında eğer endeksleme yaptık, geçici 32'yi kullandık, şu anda sattık, bir sakıncası var mı? Hiçbir sakıncası yok. Yasal olarak mümkün. Yani ben 2022'nin Mart ayında bir tane arsa satışı yapacaktım. Biliyorum satacağımı. Gittim. Endekslemeyi yaptım. Geçici 32'ye göre beyannamesini verdim. %2'sini ödedim. Bir problem yok. Daha sonra sattığımda vergiye avantajı olacak bunun. Değer artış fonu sermayede, değer artış fonu öz kaynaklarda kalmaya devam edecek. Gelecekte de sermaye ilave edebilirim. Sadece şunu atlamayalım. Tasfiye halinde değer artış fonları her halükarda vergilendirilecek. Yani sermayenin içinde de olsa vergilendirilecek. Değer artış fonu içinde kalsa da vergilendirilecek. Yani tasfiyeye girecek bir şirkette de bunu yapmak çok mantıklı değil. Tasfiyeye girdiğinde vergilendirileceği için değer artış fonlarının. Hocam, kısmı bölünmede 522 akardan olan vergilenme doğacak mı? Yok, doğmayacak. Yani kısmi bölünmede yok. Sadece satış, elden çıkarma ve tasfiye diyor. Onun dışında kısmi bölünme, birleşme, tam bölünme hiçbir şekilde bir zararı yok. Tasfiyeye girip ben yapsam?
bu sene yaparsanız işte 522 hesapta kalacak ya. 500 tasfiye yaptığınızda tasfiye anında o vergilendirilecek 522 hesaptan. Yani biz özetle sermaye artışı yapsanız da vergilendirilecek. Buyurun. Yani özetle diyorsunuz ki bunu sermaye ilave ettiğin zaman ne zaman artık bundan çekersen ya da işte azaltırsan sermayeni her halükarda bu vergilenecek. Yani bunda bir süre sınırı yok. Evet, yok. Ya şeyi atlamayalım. Yani 7420 sayılı kanundan bir bahsedeyim kısaca. Kurumlar vergisi kanununa 32B eklendi. Dedi ki sermaye azaltımının vergilendirilmesi. Sermaye azalttığımız zaman vergilendirilecek. Yani biz bunu eskiden beri biliyoruz aslında. Yani uygulamada çok fazla yapmasanız da yapmasak da şimdi bir şirketiniz var. 100 bin lira sermayeyle kurdunuz. Gelecekte bu şirkete geçmiş yıllar karlarını ilave ede sermayeniz 1 milyon lira oldu. Siz bu şirketi kapattığınızda normalde bunun vergilendirilmesi gerekiyor. Aradaki 900 binin dağıtılmış kar payı sayılması gerekiyor. Yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Maliye bunun peşine düşüyor mu? Düşmüyor. Takip edilmiyor. Ama biz biliyoruz ki sermaye azaltımı yapıldığında da bu sizin nakit olarak sermayenin içine koyduğunuz kısım tabii ki vergilendirilmiyor. Benim koymuş olduğum parayı tekrar şirketten geri alıyorum. Ama geçmiş yıllar karlarını dağıttığımda nasıl bir vergilendiriliyorsa, kar payı dağıtımı sayılıyorsa sermaye azaltımında da kar payı dağıtılması gerektiğini biliyoruz biz bunun. Ama uygulamada biz bu sermaye azaltımlarında sıkıntı yaşıyorduk. Çünkü herkes başka bir şey diyordu. Ben diyordum ki 100 bin lira sermayeyi koydum. Nakit 900 bin lira geçmiş yıl karlarından ilave ettim. Daha sonra ben 100 bin lira sermaye azalttığımda nakit koyduğumu azalttım diyordum. İdare diyordu ki ben böyle anlamıyorum bunu. En son koyduğunu anlıyorum veya ortalamasını alacaksın diyordu. Bu konuyu netleştirdiler. 32B'de kurumlar vergisine konulan 32. madde 32B'de netleştirdiler. Tebliğ çıkacak sadece. Uygulamanın nasıl olacağını detaylı bir şekilde anlatacaklar. Dolayısıyla siz bunu değer artış fonunu sermaye de ilave etseniz tasfiye ettiğinizde vergilendirileceğini unutmayalım yani. Mikrofonu alarak diyorlar ısrarla mikrofon. Buyurun. Üstad benim sorum binek araçlarla ilgili olacak. 2021 döneminde aktife 300 bin lira değerinde girmiş olan bir binek aracı yeniden değerlediğimizde 600 bin lira olacak ya. Evet. 2021 dönemi için 320 bin lira kıstamasyon uygulamak zorundaydık binek araçlarla ilgili. 320 bin lira üzerinden ayırmaya devam edeceğiz. Yoksa değerlenmiş değer üzerinden mi ayıracağız? Değerlenmiş değer sınırın üzerine çıkıyorsa aradaki farkı da ayırabilirsiniz. Yani oradaki sınır 2021'de 320 binde değil mi? Evet. Şu anda 430 bin olması lazım 2022 için. Yani ben bu sene 2022'de 430 bin lira değil 500 bin liraya bir araç aldım. 430 bin liralık pardon şöyle vereyim örneği 400 bin liralık bir araç aldım. 400 bin liralık amortisman ayırıyorum. Üst sınır 430 bindi. Daha sonra sürekli yeniden değerleme yaptım. 500 bin liraya çıktı değeri. 500 bin lira üzerinden amortisman ayıramıyorum. 430'dan ayırıyordum. 430'a kadar ayırabilirim anlamına gelir. Yani üst sınırın altında kalıyorsa üst sınıra kadar yani değeri arttığı için üst sınıra kadar ayırabilirim. Ama zaten 500 bin almıştım. 430 bin amortisman ayırıyordum. Değeri çıktı 800 bine daha fazla ayıramayacağım. Zaten 2022 için üst sınırım 430 bin lira amortisman ayıracağım rakam. Hayır. Girdiği yılın sınırı neyse ona göre ayrılacak. Aktife girdiği yılın sınırında ayrılabilecek. Buyurun. Üstad merhabalar. Bu hızlandırılmış amortisman durumu olduğunda hızlandırılmış değer üzerinden mi endeksleme yapacağız? Değerleme yaparken birinci sorum bu. İkinci sorum da eğer mükellef 5 yıllık bir ömrü olan iktisadi kıymeti 4 yıl üzerinden ayırdıysa yani daha fazla amortisman ayırdıysa doğru olan üzerinden mi değerleyeceğiz? Fazla ayrılmış olan üzerinden mi değerleyeceğiz? Öncelikle birinci sorum bu. İkinci sorum da değerleme yapıldıktan sonra indirimli kurumlar vergisi uygulamasında işletme döneminde belge kapandıktan sonra biliyorsunuz elde edilen kazanç sabit kıymetler endekslenerek ortaya koyuluyor. Evet. Yeni değerlenmiş değerler üzerinden mi endeksleyeceğiz? İndirimli kurumlar vergisinden elde edilen kazancı yoksa değerleme öncesindeki tutarlar üzerinden sabit kıymet oranlarını tespit edecek miyiz? Anladım. Şimdi birinci soru olması gereken rakam hesaplanacak. Biz amortisman yöntemimiz istediğimiz gibi seçebiliriz. Normal yöntem veya azalan bakiyeleri seçtik.
Azalan bakiyeleri seçtiysem, azalan bakiyeleri uyguluyorsam, azalan bakiyelere göre olması gerekeni hesaplayıp onun üzerinden devam edeceğim. Ama normal yöntemi seçtiysem, normal yönteme göre olması gerekeni bulup hesaplayacağım. Bu yeterli değil mi? Şimdi indirimli kurumlar vergisi konusuna gelince... Mükellef fazla hesapladıysa, yanlış hesapladıysa... fazla... ...25 yaptıysam, eksik hesapladıysam doğruyu getirdim ama değil her yerde. Fazla hesapladıysam tabii ki hani yanlış yapılacağını kabul etmiyor. Yani böyle bir şey... Anladım. Bunu bir örnek verir misin? Fazla ayrıldıysa da tabii ki ayrılması gereken amortisman üzerinden yapmak gerekiyor. Zaten fazla ayırmış olduğunuzla ilgili geriye dönüp kurumlar vergisi beyannamesini düzeltmeniz gerekiyor. Yani tespit ederlerse kurumları düzeltip fazla ayrılığını düzeltmeniz gerekir. Yani bu yıl içinde gidip onu 679 yazmanız da bir şey ifade etmez fazla ayrılığını. İlgili yılın kurumlarının düzeltilmesi gerekiyor. Eksik ayrılığını isterseniz 681 alıp tamamlayabilirsin ama eski fazla ayrılığına öyle bir şansınız yok. Mecburen kurumlar düzeltilecek. O yüzden olması gerekene getirmeniz yeterli olur. Şimdi indirimli kurumlar vergisi konusunda tabi bu sorduğunuz kısım sadece tevsi yatırımlarda yatırımdan elde edilen kazanç dönemiyle alakalı. Yani normalde şunu insanlar hep karıştırıyor. İndirimli kurumlarla ilgili de yapabiliriz başkanım. İndirimli kurumlarda şunu karıştırıyorlar. Yatırım dönemi diğer faaliyetlerden elde edilen kazançtan düşülüyor. Yatırım döneminde teşvik belgesinin komple yeni yatırım veya tevsi yatırım olmasının bir önemi yok. Yatırım dönemi yatırıma başladığın dönemden yatırımı tamamladığın geçici vergi döneminin sonuna kadar dönemdir diyor. Diğer faaliyetlerden elde ettiğin kazancı uygulayabilirsin diyor. Diğer faaliyetlerden elde ettiğin kazancı da başka teşvik belgen yoksa elde ettiğin kazancın tamamı diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç sayılıyor. Dolayısıyla böyle bir endeksleme yok. Çok fazla gördüğüm için özellikle söylüyorum. Sadece yatırım dönemi tamamlandı. Yatırım döneminden sonra kazançtan bir vergi indirimi uygulamaya devam edecekseniz, devam ederken orada komple yeni yatırımsa zaten sabit kıymetleri orantılama durumunuz yok. Mecburen diyor ki kazancı ayrı hesaplayacaksın. Nasıl hesaplarsan hesapla ayrı hesaplayacaksın diyor. Sadece tevsi yatırımlarda yatırım dönemi bitti. Yatırım döneminden sonra kazanç elde etmeye başladınız. Kazanç elde ederken sabit kıymetleri orantıla diyor. Tabii ki vergi usul kanunundaki defter kayıtlarımda o gün için neyse sabit kıymetlerim onları orantılayacağım. Eğer ben bu indirimli kurumlar vergisini 30 Eylül 2022 tarihinde uyguluyorsam 30 Eylül 2022 tarihindeki defter kayıtlarıma bakacağım. Arsalar hariç amortismana tabi iktisadi kıymetlerimin toplam değerine, yatırımdan girenlerin toplam değerine, endekslediysem de endekslenmiş rakamları, onları kıyaslayarak orada yatırımdan elde edilen kazancı bulacağım. Endekslenmiş rakamlar alınacak yani. Mikrofon. Üstad merhaba. Benim sorum bu yine taşıtlarla ilgili. Diyelim ki yeniden değerlemeyi yaptık ama taşıtı sattık. 522 hesabı da yine 257 gibi görüp karı... Bekle yeniden değerleme için. Evet. 257 gibi görüp karı o şekilde hesaplamamız gerekiyor. Taşıtlarda bir istisnai durum var ya, özel fonlarda tutabiliyoruz yenilemek üzere satılan taşıtı. Sadece taşıt için değil tabii o. Bütün atikler yani, geçerli. Evet. Yeniden değer... Yani bu yeniden değerleme yapılması durumunda bu 549 hesabın kullanımında istisnai bir durum var mı? Yani yine aynı şekilde kullanılabilir mi? Tabii kullanılabilir ya. Şöyle aslında vergi usul kanunu 328 satılan kıymetin yerine yenisinin alınması zaruri ise ve işletme sahiplerince bunun konuda bir harekete geçildiyse, bir yönetim kurulu kararı alındıysa atikten doğan kar pasifte bir fon hesabında 3 yıl boyunca tutulabilir diyor. Üçüncü yılın sonunda hala almadıysan ilave edilebilir diyor. Bu yapılan düzeltmeler onu hiçbir şekilde etkilemez. Orada farklı problemler var aslında. Bu sınırlama getirildikten sonra binekotolara oradaki fonun kullanımı ile ilgili tartışmalar var tabii ki yani. Yani ben şimdi 430 bin lira maksimum amortisman ayırabileceğim. Yeni alacağım taşıtta bugün için. Ama oradan taşıtta oluşacak kar 2 milyonsa 2 milyonun tamamını yenileme fonuna alabilecek miyim? Mevzuatta karşılığı yok. Ama alabiliriz diye düşünüyoruz şu anda tartışma olmasına rağmen. Çünkü o dönemde 430 bin olmayacak. Kaç lira olacağını da bilmiyorum gibi bir düşünceyle hepsi tamamı alınabilir diye yorumluyorum. Üstadım merhaba. Bu faiz ve kur farklarında
tamamen yapılmakta olan yatırım başlangıcından itibaren mi dikkate almıyoruz bu sürekli yeniden değerlemeyi? Yoksa aktif aldıktan sonraki ödemeleri mi dikkate almıyoruz, kur farklarını? Şöyle, anladım. Mustafa Bey de Gönen'den geldi bu arada. Şimdi... Teşekkür ederim. Faiz giderleriyle ilgili tekrar geçiyorum üzerinden. Geçici 32. maddeyi uyguluyorsak zaten her türlü faiz giderini endeksleyebiliyoruz. Ama faiz giderleriyle ilgili unutmamamız gereken aktife girdiği tarihe kadar ki aktife giriş tarihindeki endeksi aldık. Aktife giriş tarihinden sonrakileri parçalı endeksleme yaptık. Bu geçici 32'de de böyle, şeyde de böyle. Sürekli yeniden değerleme 298C'de de böyle. Ama fark şu, vergi usulü kanunu 163 sıra nolu tebliği vardı. Yatırım dönemindekiler mecburen maliyete alınıyor. Yatırım dönemindekilerin sonrakini ister maliyete ister doğrudan gider yaz diyordu. İlk yıl seçtiğin şeyi de yöntemi de bir daha değiştiremezsin diyordu. Bunu şimdi vergi usulü kanunun 262. maddesine aldılar. Maliyet bedelinin hesaplamasında aynı ifade orada yer alıyor. Kanun maddesi oldu artık, tebliğ değil. Şimdi biz zorunlu olarak yatırım dönemindekileri maliyete eklemek zorundayız. Yatırım döneminden sonra maliyete eklenilen firmalar da var. Karın yüksek çıkmadığı firmalarda maliyete başka amaçlarla yatırım döneminden sonra da maliyete ilave etmeye devam ediyoruz. Geçici 32'de diyor ki hepsini endeksleyeceksin. Sürekli yeniden değerlemede ihtiyari olarak senin aldıklarını endekslemeyeceksin diyor. Geçici 32 ile endekslediysen de getirdiysen de sürekli yeniden değerlemeyi yaparken bunları çıkararak endeksleme yapacaksın diyor. Aradaki fark bu. Geçici 32'de hepsini alıyoruz. Şeyde ihtiyar olanları almıyoruz. Sürekli yeniden değerlemede ihtiyar olanların faiz giderlerini ayıklayıp onları endeksleme yapmıyoruz. Tamam mıdır? Burada bir soru vardı. Adem Bey. Kartın beyin sıkıntısı var. Ben dedim, mikrofonsuz konuşmayalım. Yok, hemen kısa söyleyeyim. Mikrofonla söyleyeyim. Peki, yani şu anlattıklarından sonra hiçbir mükellefin mazhebini değiştirmemesi lazım. Yani böyle de bir zorunluluk da olmuş durumda. Yani bu kadar onlara geriye dönüp ayrıştıracaksak, işte faizlerini, şunları, bunları... Öyle değil vallahi. Yani tabii yani şimdi... Bir korkun mu var? Ben yok abi. Ya uygulamada şöyle bir, çok büyük bir sıkıntı var tabii ki. Vergi usulü kanunda zaman aşımı 5 yıl. Yani siz bu kayıtlara, her şeye hakimseniz, firmada bağımlı olarak çalışıyorsanız, uzun zamandır çalışıyorsanız bir problem yok. Tabii el değiştiren defterler için çok büyük sıkıntı. Yani şimdi ben döneceğim 2005'e. İlk bunu 2003-2004 uygulamasında çok sıkıntı yaşamıştık. Fabrika binası vardı, 1976'da girmiş. Şimdi enflasyon düzeltmesi yaparken de aynı şey geçerli. Enflasyon düzeltmesi yaparken reel olmayan finansman maliyetini ayıkla diyor. 2008'de girmiş, 2007'de girmiş gidiyoruz. Reel olmayan finansman maliyetini ayıklamaya çalışıyoruz. O yıllarda kaç lira girdi? Buradaki gerçek finansman giderini enflasyondan kaynaklanan neyi ayıklamaya çalışıyoruz? Tabii uygulamada ciddi sıkıntı yani. Yoksa elektronik ortamda yoksa aşağısını evet. Buyurun Adem. Merhaba üstadım. Ben şeyi sormak istiyorum. Bu 2022 yıl içerisinde ara dönemlerde yani gerek Ocak, Şubat, Mart'larda atılmış YMB kayıtlarıyla geçici 32'nin uygulanma durumu veya son dönem 9. aydaki 3. geçicide yapılmış bir uygulama varsa ne yaptık? Biz değerlerimizi belli bir yere getirdik. İşte %2'sini de ödedik. Sonuçta aktif hale gelmiş oldu ve fona da attık bunu. Aralıkta neyle karşılaşacağız? Ya sürekliye biz devam mı edeceğiz veya etmeyeceğiz de 2023'ün sonunu mu bekleyeceğiz? Aralıkta derken şeyde... Yani 2022'nin aralığında ben sürekliye geçip yeniden değerlememi tamamlayacağım mı? Yoksa bir şey yapmayayım, ellemeyeyim. Zaten ben Eylül ayında bunları belli bir yere getirmiştim. Satacaklarım vardı. Satacaklarımı sattım içerisinde. 2023'te zorunlu hale gelecek sürekli uygulamayı beklemem mi gerekir? Yoksa devam mı etmem gerekir sürekli şu an? Tamamen işletmenin durumuna göre sizin karar verebileceğiniz, konuya hakim olduktan sonra karar verebileceğiniz bir konu. Yani
ama şu kolaylığı sağlıyor. İşte sürekli yeniden değerlemede az önce bahsetmiştim. Her bir geçiş vergi dönemini ayrı düşüneceksiniz. Şeye çok takılıyorlar. Hesap dönemi sonu itibariyle ifadesi çok var ama 537 no tebliğde hesap döneminden kasıt geçiş vergi dönemi sonudur diyor açık açık. O yüzden her bir geçiş vergi döneminde uygulayıp uygulamamak size kalmış. Yani 3, 6, 9'da uyguladınız veya 9. ayda sürekli yeniden değerleme uyguladınız. 12. ayda uygulamayabilirsiniz veya hiç uygulamadınız uygulayabilirsiniz. Orada ya benim tavsiyem ne olur? Her geçici vergi döneminde uygulamak yerine şimdi 2022'nin sonunda sürekli yeniden değerleme uygulamak daha mantıklı olabilir. Geçici 32'yi uygulayarak tabii uygulayacaksanız eğer. 2023'te de zaten 2023'ün sonunda enflasyon düzeltmesi gelecek. 2023'te de 3, 6, 9'da uygulayayım uygulamayayım sürekli yeniden değerlemeyi derseniz yani belki 3, 6'da uygulanmayıp 9'da uygulanabilir. Neden? Enflasyon düzeltmesini anlatırken söyleyeceğim. Enflasyon düzeltmesinin ilk yılı, ilk yılındaki yapılan endeksleme kar zararı ilgilendirmiyor. Yani geçmiş yıl karları veya geçmiş yıl zararlarını alıyoruz. Yani oradaki amortismanı tabi iktisadi kıymetleri değerlediğimizde 2023'e bir faydası olmayacak amortismanlar değerlerdeki artışın. 2024'ten itibaren yapılan enflasyon düzeltmesi vergiyi ilgilendirecek, gelir tablosuna gidecek. Yani 2003-2004'te yapanlar hatırlar. 2003'te ilk yapılan düzeltme bir taşıma gibi oluyor. Geçmişi güncele getirmek gibi oluyor. Takip eden yıllardaki enflasyon düzeltmesinin sonuçları kar zararı ilgilendiriyor. 690'lı hesaplara gidiyor. O yüzden yani biraz daha devam edeyim enflasyon düzeltmesinde çünkü kayıtlar ne olacak meselesi var. Buradan sonra defterin hiç değişmemesi gerekiyor. Evet. Ben aslında geliyor mu sesim? Hepimizi ilgilendiren bir konu. Sevgili Bülent Bey de zaten diyor ki benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Kanun böyle ama ben de diyorum ki serbest mesleklerde araçlarımız var aktiflerimizde. Biz onları satacağız. Biz ne yapacağız? Buna endeksleme yapılamaz mı? Bu anayasal eşitlik haklarına aykırı değil mi? Bunun için bir farkındalık olması gerekmiyor mu? Bununla ilgili ne yapmamız gerekiyor Sayın Bülent Bey? Teşekkür ediyorum. Yani hepimizi yani ilgilendiren bir konu bu. Tabii beni de ilgilendiriyor. Benim de araçlarım var. O yüzden ya çok büyük bir sıkıntı tabii ki. Evet. Yani işte ben de bir sene önce bir araç aldım. Eğer ki enflasyonun bu kadar artacağını bilseydim deftere kaydetmezdim bunu. Zaten yakıt giderlerinin, tamir bakım giderlerinde %30'u artık kanundan kabul edilmeyen gider oluyor. Yani aktife kaydetme. Bundan sonraki bu artışın devam edeceğini düşünüyorsanız geçmişte hiç böyle bir sorunumuz yoktu. Enflasyon bu kadar yüksekteyken bir problem yoktu. Araç değeri aynı kalıyordu. Hatta düşüyordu aşağı. Ama bu dönem özel bir dönem. Araç değerleri çok fazla arttı. Tavsiyem şu anda aracınızı değiştirmemeniz olur. Başka hiçbir şey tavsiye edebilecek hiçbir şey yok. Çünkü hani anayasaya aykırı mı? Evet aykırı. Anayasanın 10. maddesi eşitlik ilkesi var. 73. maddesi vergiyle ilgili maddesi var. Vergiyle ilgili yani büyük bir çoğunluğu herkesten ses çıkaramaz mıyız biz buna? Yani anlıyoruz ki kim var yani belki ya belki enflasyon düzeltmesinin içine bir madde falan koyarak olabilir ama şu anki sürekli yeniden değerleme geçici 32'ye falan göre böyle bir şey yapma şansı yok. Başkanlar Simson Gül'ün derdini çözelim de başkanlar diyeceğimiz de madem bunu yapamayacaksak şu vergi dilimlerine oranını sen artık böyle 20 milyona kadar çıkarttın yani. Ya benim derdim değil ama bu arada. Bana gelen bir haftadan beri gelen sorular bunlar. Şey mikrofon. Üstad olayın farkında olmadan hatayla 298C yapmış mükellefler de var. 298C yapmış. Yani ilk yeni çıktığı dönemde. Geç 32 yapmak istiyor. Bununla ilgili bir dönüş yolu var mı? Yok. Bir daha 298C yapılıp itirazi kayıtlı. Amortismanı fazla ayırdık. İtirazi 298C'yi uyguladık. Mesela itirazi kayıtlı 298C verilebilir mi? Bununla ilgili. Yani şöyle, bize de böyle bir soru geliyor da onun için soruyorum. Yok ya. Nereden ödeyeceğiz diyorlar yani. Dönüş yolu yok. Yapabilecek bir şey yok. Yani kanun. Ama kanun değil tebliğ üstad. Kanun değil ki.
Hayır. Tebliğle kısıtlıyorlar yani. Tebliğ de 537 no'lu tebliğ de çok detaylı anlatıyor. Aslında kanunda da var yani geçici 32. maddede ve tek seferlik uygulanabileceğini 298C'de de yazıyor. Geçici 32'de de yazıyor. Yani uygulama yaparken tebliğ de Mayıs ayında çıktı. Mayıs 2022'de de 537 no'lu tebliğ çıktı. Yani uygulamayı en erken yapılmış olsa 31.3 ile ilgili endeksleme yapılmış olabilir yeniden değerleme ile ilgili. Tebliği görmeden uygulama yapmamak lazım zaten. Tebliğde de yazıyor açık açık. Böyle bir durumu olan yapacak bir şey yok. Geriye dönük düzeltme şansı yok artık. Çünkü uyguladığınız defter kayıtlarına falan da girdi. Bülent Bey, ben dönem içerisinde Haziran sonu itibariyle geçici 32'yi yaptım. Ama bu esnada sattıklarımın dışında diğer ürünlerim... Bütün kalemleri yaptınız. Bütün kalemlere yaptım taşıtlarımdaki. Şimdi ben yıl kapandığında bu yılki enflasyon 31 Aralık itibariyle yaptım. 2021 sonu itibariyle. Düşüncem şuydu, bu yıl kapandığında Ocak ayında enflasyon şartlara göre 2022 daha değerli ve yeniden yaparım gibi bir düşüncem vardı kafamda. Anladığım kadarıyla yapamayacağım. Geçici 32'yi ikinci kez. Yapabilirim? Geçici 32'yi tekrar yapamayacaksınız ama sürekli yeniden değerlemeyi yapabileceksiniz bu dönem için. Vergisiz olarak. Ocak ayında yapabilir miyim ben bunu? Aralık ayında yapacaksınız. Yani şöyle. Bu ay yani. Şimdi siz geçici 32'yi nereye göre uyguladınız? Aralık 2021'e göre uyguladım. Tamam, Aralık 2021'e göre yaptıysanız bu sene artık sürekli yeniden değerleme yapabilirsiniz. 2022'nin sonuna, 2021'in sonuna getirmiş olduğunuz rakamları sadece %122.93 ile 298C'ye göre endeksleyerek 2022 değerlemesini yapacaksınız. Bunu ayın ne zaman yapmam gerekiyor? Aralık kapanınca Ocak ayın 31'ine kadar mı yoksa Aralık ayının içinde mi yapmam gerekiyor? Normalde defterlerinizi kapatmadan önce yapmanız gerekiyor. Defteri kapatmıyorsanız Şubat'ta Mart'ta da yapabilirsiniz ama aralığa kayıtlarını yapmanız gerekiyor. Tamam. O zaman Aralık sonu itibariyle Ocak'ta yapıp beyannamesini yok, de Ocak'ta mı vereceğim? Sürekli de beyanname yok. Sürekli de beyanname olmadığı için Ocak sonuna kadar da yapmanız gerekmiyor. Yani defter kayıtlarınızı kapatmadan önce, yıl sonu işlemlerini yapmadan önce yapmanız gerekiyor. Amortismanlar gibi düşünün. Tamam. Çok teşekkür ederim. Devam edeyim mi? Enflasyon düzeltmesiyle ilgili, çünkü orada başka konular da girecek işin içine. Şimdi enflasyon düzeltmesi zaten 5-6 slayt kaldı. Çok fazla bir şey kalmadı. Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri enflasyon düzeltmesi yapacaklar. Ama şunu unutmayalım. Şimdi bizim elimizde ne var? 32 var, geçici 32. Geçici 31'leri gördük. Geçici 31'lerle ilgili tebliğler de çıktı. Onları uyguladık. Ama enflasyon düzeltmesine ilişkin bir tebliğ çıkmadı da. Enflasyon düzeltmesine ilişkin tebliği bekliyoruz. Yani elimizde ne var? 2003-2004 uygulamasıyla ilgili 528 ve 538 no'lu vergi su kanunu tebliğleri var. Yine benzer uygulamalar olacak. Ama tabii burada farklı uygulamalar yaptık arada, sürekli yeniden değerleme gibi. Onun için farklılık arz eden hususlar da olacak. Yani enflasyon düzeltmesini daha çok konuşmamız için bizim tebliği görmemiz gerekiyor. Tebliği görmeden enflasyon düzeltmesini, ama belli hükümler var ki kesin onların üzerinden konuşabiliriz. Şimdi kanun maddesinde de yazan %100 ve %10 meselesi herhalde anlaşıldı. Biliyoruz zaten birçoğumuz. Mali tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetler enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak. Şimdi 2021 yıl sonu itibariyle aslında şartlar oluştu dedim. Enflasyon düzeltmesi uygulansaydı hiçbir kavga olmayacaktı. Her şey bitecekti. Ama ne zaman oluştu bu? 2022'nin ocağında belli oldu şartların oluşması. Oluştuğu, yani %100 ve %10 şartının. O tarihte de hadi uygulayalım dediklerinde zaten bunun içinden çıkmak imkansızdı. 2022'nin sonuna ertelenmesini beklerken enflasyon düzeltmesinin, 2023'ün sonuna ertelendi. Burada farklı amaçlar olabilir. Çok fazla oraya girmiyorum. 2 yıl birden uzatıldı. Biz meslek mensuplarının belki işine geldi. Belki geçici 32'den %2'yi almak için bu maddeler getirildi. Belki daha yüksek 2 yıl daha vergi hesaplanabilmesi için, ama işverenlerin işine gelmedi tabii ki bu 2 sene birden uzatılması. Şimdi 2021 yıl sonu itibariyle şartların oluşmuş olmasına rağmen geçici 33. maddeyle 2021-2022'de uygulanmamasına, geçici vergi dönemlerinde uygulanmamasına, şartlar oluşmasa dahi 2023 sonunda uygulanmasına ilişkin düzenleme yapıldı. Bunu unutmayalım. Şartlar oluşmasa dahi 2023 sonunda uygulanacak. Tabii yeni bir kanun çıkarıp bir kez daha ileri atılmazsa. 2023 sonunda yapılacak olan enflasyon düzeltmesi vergi matrağını etkilemeyecek.
Bu çok önemli. Geçmiş yıl karı vergiye tabi tutulmayacak, geçmiş yıl zararı ise zarar olarak kabul edilmeyecek. Hesaplamalarınızı yaparken, amortisman gider bilmem ne hesaplarını yaparken hep bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani 2024'te yapacağımız enflasyon düzeltmesi, 2024'ün ilk çeyreğinde yapacağımız enflasyon düzeltmesindeki değer artışları atiklerin amortismanına avantaj sağlayacak. Eğer ki arada sürekli yeniden değerleme veya 298 çeviye geçici 32 uygulamazsak. 2005'ten beri geliyor. Hiçbir şey yapmadık. 2023 sonunda enflasyon düzeltmesini ilk defa uygularsak bize enflasyon düzeltmesinin amortismanların yüksekten ayrılması avantajı 2024'ün ilk çeyreğine geliyor. Enflasyon düzeltmesinin uygulaması biraz daha farklı. İlk çeyrekte enflasyon düzeltmesi uygulandıysa diyor bir daha uygulanmaya devam edecek. Şartlar oluşmasa dahi sürekli yeniden değerleme gibi değil. Ayrı bir seçme hakkınız falan yok. Bu %100 ve %10 meselesine her çeyrek için ayrı ayrı bakılıyor. Son 36 ay ve son 12 ay diye bakılıyor. Yıldan yıla bakılmıyor. Dolayısıyla 31.3'te şartlar oluşmadı gelecekte diyelim. 36'da şartlar oluştuğunda 36'dan sonraki geçici vergi dönemlerinde uygulanacak anlamına geliyor. Yani enflasyon düzeltmesini böyle isteğe bağlı olarak yıl sonunda değil, geçici vergi dönemlerinde de mecburen uygulanacağını unutmayalım. Tekrar her iki şart oluşmadığında da enflasyon düzeltmesi kalacak dedik. Parasal olmayan kıymetler ve parasal kıymetler dışında parasal olmayan kıymetlerin tanımı kanunda parasal kıymetler dışındaki kıymetler diyor. Tanımlamak biraz daha zor çünkü. Parasal kıymetlerde nominal değerleri aynı kaldığı halde satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde etkilenenler diyor parasal kıymetlerdir. Yani kasadaki para TL kasada durduğu sürece olumsuz olarak etkileniyor enflasyondan. Parasal kıymet, stoklar durduğu sürece değeri artıyor, parasal olmayan kıymet. Ne yapacağız? Enflasyon düzeltmesi yaparken bilançodaki bütün kalemleri parasal ve parasal olmayan diye ayıracağız. Parasal olmayan kıymetlerin tamamı endekslenecek. Yani enflasyon düzeltmesi yeniden değerlemeler kadar kolay olmayacak. Yani şu ana kadar anlattığımız kısım aslında işin kolay kısmı. Yani yeniden değerleme kısmı çok çok kolay kısmı, sadece amortismanlarla uğraşıyorsunuz çünkü. Burada bütün kalemlerle uğraşılacak, 180'lerle uğraşılacak, stoklarla uğraşılacak, 500'lü hesaplarla uğraşılacak. Tamamı endekslenecek gibi düşünün enflasyon düzeltmesinde ve zorunlu olarak uygulanacak. Yani 2023 Aralık'ta uygulanacak, 2024 Mart-Haziran diye devam edecek. 2003 ve 2004'te Vergi Usulü Kanunu 298A maddesiyle birlikte 328-338 konulu dedik. Uygulama yapıldı, bu sefer tebliğ yayınlanacak demiştim. Şimdi bir iki basit örnek koydum. Burada da 4 tane örnek var. 2024 Aralık'ta aktife girmiş, 100 liraya girmiş, 100 bin liraya girmiş bir tane kıymet düşünün. Amortismana tabi iktisadi kıymet düşünün. 2021 Aralık'ta amortismanına falan girmiyorum. Yani basit olsun diye daha detaylandırmadım. 2021 Aralık'ta geçici 32'ye göre endekslersem, gerçek endeks bunlar, 890.229 lira oluyor. Geçici 32'yi yaptım, 298 Ç'yi yapmadım. Sürekli yeniden değerlemeyi yapmadım. 2023 sonunda tekrar endekslediğimde 2.612.555 lira olacak. Ve bu rakam üzerinden bunun bir bina olduğunu düşünün. Bina üzerinden amortisman ayrılmaya devam edildiğini düşünün. Bir avantaj sağlayacak çünkü binalar çok daha uzun, 50 yıl. Yine o avantajı kullanmaya devam edeceğim. Gelecekte de kullanmaya devam edeceğim. 2.612.555 olacak. İkinci örnek, hiç enflasyon düzeltmesini uygulamadım. Geçici 32'yi, sürekli yeniden değerlemeyi, hiçbir şeyi uygulamadım. 100 bin liraya girmişti. 2021'in sonunda da 100 bin lira, 298 Ç'yi de uygulamadım. Hala 2023'ün sonuna 100 bin lira olarak geldiğinde endeksin 2023'ün sonunda 3 bin olduğunu varsayıyorum. Şu anda 2100'ler civarında. 3 bin olduğunu varsayıyorum. 3000'i böldüğümde 2.612.558 lira çıkıyor. Yani geçici 31 Mayıs'ta uyguladınız 2018, Haziran 2021'de uyguladınız, 2021 Aralık'ta uyguladınız, enflasyon düzeltmesini uyguladınız, rakam gene aynı yere geliyor. Şuradaki 3 liralık fark sadece o virgülden sonraki 5 haneyi almakla alakalı. Yani sürekli yeniden değerleme araya girmediği sürece siz hiç uygulamasanız da daha sonra uygulasanız da rakamlar aynı yere gelecek. Yani amortismana tabi olmayan kıymetler için herhangi bir şey değişmeyecek. Arsayı parça parça da değerlemiş olsanız, bir kere de değerleseniz aynı yere gelecek anlamına geliyor. Matematiksel olarak da öyle olması gerekiyor zaten. Şimdi üçüncü ve dördüncü örneğe geçtim.
yine 100 bin liraya girdiğini varsayıyorum 2014 Aralık'ta. 2021 Aralık'ta geçici 32'yi uyguladım. 890 bin lira oldu. 2022'de de 2021 sonunda geçici 32'yi uyguladım. %2'sini ödedim. 2022'de de %122.93 ile yeniden değerledim vergisiz olarak. 1984.588 oldu. 2023 Aralık'ta endekslemeye geldiğimde 2022 sonuna kadar endekslediğim sürekli yeniden değerlemeye getirip yeniden endeksliyorum. 2.835.000 lira oldu. Burada kaçtı? 2.612.000'di. Burada 2.835.000 lira oldu. Araya sürekli yeniden değerleme girdiğinde. Sürekli yeniden değerlemenin mantığı farklı. Çünkü yurt içi üfedeki ortalama değer artışı dikkate alınıyor. Direkt endeks alınmıyor. O da biraz daha yüksek çıktığı için 2.835.000'e ulaşıyor. Ama az önce bir arkadaşım sordu. Dedi ki biz geçici 32'yi uygulamadan, 31'i uygulamadan gittik, sürekli yeniden değerlemeyi uyguladık. Ne oluyor? 100 bin liraya aldığımız şey 2022'de gittik %122 ile artırdık, 222 bin lira oluyor. Ben bunu 2023'te endekslesem de 318 bin liraya çıkıyor. Yani geçici 32'yi uygulamadan yeniden değerlemeyi uygulamak hiç mantıklı değil yani. Sürekli yeniden değerlemeyi uygulamak hiç mantıklı değil. O %2'yi ödeyip aradaki boşluğu doldurmak lazım. Şimdi soru şu: enflasyon düzeltmesinden önce daha önce yapmış olduğunuz yeniden değerlemeleri düzeltecek miyiz? Bu konuda farklı görüşler var. Vergi usulü kanunu geçici 31-32 kayıtları ne olacak? Vergi usulü kanunu mükerrer 298C kayıtları ne olacak? Bu konuda bir fikrimiz var mı? Şimdi mantık olarak baktığımda, hiç kanuna, tebliğe, hiçbir şeye bakmadan mantık olarak baktığımda geçici 31-32'yi uygulamış olmam zaten enflasyon düzeltmesi uygulamasının bir benzeri, endeksleri getire getire geliyorum. Dolayısıyla en son 2021'in sonunda veya 2022'nin sonunda da geçici 32'yi uygulayabilirim. Sürekli yeniden değerlemeyi uygulamadım, geçici 31'i de uygulamadım. 2022'nin sonunda geldim, geçici 32'yi uyguladım. 2022'nin sonuna kadar getirdiğim rakam 2023 enflasyon düzeltmesi yaptığımda da aynı yere gelecek. Normalde kayıtların iptal olup düzeltilmemesi gerekir gibi düşünebiliriz. Ama mükerrer 298'de olay çok farklı. Ne dedim? 2005'te alınan bir şeyi hiç endekslemedim. Geçici 31-32'yi yapmadım. Sürekli yeniden değerlemeyi yaptım. Sürekli yeniden değerlemeyi yaptığım zaman 2022 içinde değeri kaça çıktı? 222'ye çıktı. Daha sonraki 2023 endekslemesi de 318'e çıkacak. Yani mantık olarak bunun düzeltilmesi gerekiyor, sürekli yeniden değerlemenin, ve hep bu mantık üzerinden devam edildi. Hep böyle konuşuldu, böyle yorumlar yapıldı, böyle makale yazanlar oldu. Ama doğru değil. Çünkü kanunda da tebliğde de bir ifade var ki yapılan endeksleme bir daha geri düzeltilmeyecek. Yapılan endeksleme kalacak. Yani siz geçici 32'yi kullanmadan sürekli yeniden değerlemeyi yaparsanız sürekli yeniden değerleme ile bir daha rakamlarınız düşük kalacak. Çok mantıklı gelmiyor ama ifade tebliğ de birebir bu. Yani bir de şu var tabii, sermaye ilave ettiniz. Sermaye ilave etme hakkı da veriyor. 298C'yi ben yaptım, sermaye ilave ettim. Zaten düzeltme kaydı yapma şansım kalkmış oluyor. Yani enflasyon düzeltmesi yapmadan önce bu kayıtların tekrar düzeltileceğini savunanlar var. Ama yanlış düşünüyorlar. Neden? Bu kanun maddesi, üstteki, alttaki de tebliğ maddesi diyor ki 298 Ç fıkrasına göre yeniden değerleme yapılan hesap döneminden sonra A fıkrası uyarınca enflasyon düzeltmesi şartlarının yeniden oluşması durumunda. 2022'de sürekli yeniden değerlemeyi yaptım. 2023'ün sonunda da enflasyon düzeltmesi şartları oluştu. Kanuna göre de oluştu. Bu fıkra hükümlerine göre yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olan iktisadi kıymetler, bu fıkra hükmüne göre dediği sürekli yeniden değerleme ve bunlara ilişkin amortismanlar düzeltilmiş son değerlere dikkate alınarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulur diyor. Yani 298Ç ile ben 2022'nin sonuna getirdiysem bunu, 2023'te sadece 2022 Aralık ayında yapıldığını varsayarak tebliğde daha detaylı anlatmış,
diğer bir deyişle diyor. En son yapılan yeniden değerleme sonucu bulunan değerler dikkate alınarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. Dolayısıyla şu da mantıksız geliyordu insanlara. 2022 yeniden değerlemeyi yaptım, sürekli yeniden değerlemeyi. 2023'te de ilk 3 geçici vergi döneminde yapabiliyorum. 3, 6, 9'da yaptım. Ve amortismanları artırdım. Daha fazla amortisman yazdım. 2023 son dönemde de enflasyon düzeltmesi yaptım. Herhangi bir düzeltme kaydı yapmayacağım. 2023 Aralık endeksi bölü 2023 Eylül endeksi olacak. Sürekli yeniden değerleme yaptığım kalemler için. Dolayısıyla böyle bir durum var. Bu konuda devam edeyim, bitiyor zaten son slide. 2023 sonunda mükerrer 298A için zorunlu uygulama geliyor. Tekrar ediyorum. 2022 sonunda işletmeler geçici 32 ve mükerrer 298C'nin muhtemel etkileri hesaplanarak işletmenin karlılığı ve finansal durumu dikkate alınarak değerlendirme yapılmalı. Slaytların fotoğrafını çok almanıza gerek yok. Siteye de koyabiliriz. Şeyde de var. Hani mali gündemde de olacak. Dolayısıyla bir sıkıntı yok yani. İşletmenin karlılığı ve finansal durumu dikkate alınarak her işletmede ayrı ayrı değerlendirilmesi lazım. Yapılıp yapılmamaya, yani çok ihtiyaç yoksa da niye uğraşalım? 2023'ün sonunda enflasyon düzeltmesi yapacağız zaten diyeceğiz. 2024 ve takip eden dönemlerde de enflasyon düzeltme şartları gerçekleşmese dahi mükerrer 298C sürekli yeniden değerlemeden dolayı uygulamaların kalıcı olacağı da unutulmamalı. Yani üzgünüm ama hani geçmişte olduğu gibi olmayacak bu iş. 2003-2004 enflasyon düzeltmesi bir mücadele ettik, yapıldı. Sonra bir daha artık rafa kalktı, olmayacak. Yani bu iş 2023'ün sonunda uygulanacak. Enflasyonun çok hızlı düşeceğini düşünmüyorum. 2024'te de muhtemelen uygulanacak. 2025 uygulanacak. Sonra enflasyon düşerse %10 ve %100'e, belki son 3 yıl içinde %100'ün altına çekmek kolay ama 1 yılda %10'un altına çekmek daha zor. Yani dolayısıyla kalıcı olacak. Enflasyon düzeltmesini yapacağız. Devam eden yıllarda da yine sürekli yeniden değerleme olacak diye düşünüyorum. Buradan iki tane sonuç var. 2003'te enflasyon düzeltmesini ilk koyduklarında 298Ç'yi de kanun metnine koymuş olsalardı şu anda hiçbir sorunumuz olmayacaktı. Enflasyon düzeltmesini yapa yapa gelip bittiği yerde de 298Ç'yi uygulayıp sürekli yeniden değerlemeye devam edecektik. Bundan sonrası için böyle olacak. Yani 2023 sonrası için artık bu böyle olacak. 2003'te yapmadıklarını şu anda yaptılar diyebiliriz. Bir de hata bana göre şu, son 3 yıl içinde %100 ve son 1 yıl içinde %10 çok yanlış bir değerlendirme, yanlış bir metin bence, kanun metni. Demeleri gerekiyordu ki, şöyle düşünün, her yıl %30, %31, %32 olduğunu düşünün enflasyonun. 20 yıl boyunca enflasyon düzeltmesi uygulanmıyor ama değerler tarihi değerlerle, çok küçük değerlerle kalıyor. Yani bugün elimizde 40 milyon 50 milyon olan bina değeri belki 3 milyona kayıtlarımızda hala duruyor. Şunu deselerdi, son 1 yıl içinde %10, son 3 yıl içinde %100 ve her halükarda enflasyondaki artış %300 olduğunda uygulanacak gibi bir şey deselerdi, bugüne kadar enflasyon düzeltmesi zaten uygulanmaya devam ederdi veya 298C'yi baştan koysalardı. Ama bundan sonra düzeltildi. Düzeltilmesi iyi bir şey. İşletme sahipleri ve finansal tablolar için bizim için çok iyi bir şey değil. Uygulama zaten çok fazla, uygulamayla ilgili sıkıntımız var. Özellikle son dönemdeki finansman gider kısıtlaması, kurumlar vergisinin 1 puan eksik uygulanması gibi çok sıkıntılı konular var. Bir de üzerine bu binmiş oldu. Valla beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru cevap efendim, yapabiliriz. Hemen sok mikrofon al. Mikrofon al. Kurgusunla ilgili, çünkü az önce bir dertli bu binalarla ilgili dediğim şey, onunla ilgili bir şey soracağım. Şimdi şirketin aktifine kayıtlarsa üzerine bir fabrika binası yapılmış. Yapılış tarihi aşağı yukarı 1997. Arkadaşlar binalarla ilgili almadan amortisman dinlersek. Buyurun. Son günü. Arkadaşlar, dağılmadan dinlersek soru var. Evet, şimdi soru şu. Bu geçici 32'ye göre yaptığımızda binayı, arsayı ayrı ayrı değerleyecek miyiz? Ya da onu nasıl ayrıştıracağız? Yani örnek. Çünkü arsanın tamamı bina
tamam arsanın tamamına oturmuyor. Örnek veriyorum. 3 dönümlük arazisinin üzerinde bir dönümü bina, geri kalan kısımları boş. Ve bunun alınış tarihi de yaklaşık 1997, yani bunun yapılış tarihi. Ya zaten 2005'ten öncesine dönmüyoruz. Yani 31-12-2004'ten öncesine dönmüyoruz. Onda sorun yok. 1950'de, 1970'de olsa biz 2005'e geliyoruz. Enflasyon düzeltmesi o yapılmış. Tarihte yanlış da yapılsa doğru yapıldığını kabul edip geçiyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Eğer ki arsanın alınış tarihi 2005'ten önce ise 2005'i dikkate alarak mecburen bu tarafa getireceğiz. Bina da hangi tarihlerde yapıldıysa, tamamlandıysa o tarihten itibaren alacağız mecburen. Arsanın 10 dönüm olabilir, bina bir köşesinde olabilir. Tapu değiştiyse ne yapıyoruz? Arsa bedelini binanın üzerine ekleyip tamamı üzerinden amortisman ayırıyoruz. Aynı mantıkla tek tapu varsa ve tapu değişti, bina tapusu olduysa bizim için yeterli. Arsayı ayrı, binanın maliyetini ayrı aldık, devam ettik. Peki devamında bir soru. Fazla tapu varsa devamında bir soru daha. Diyelim ki bu buraya kadar geldi. Bundan sonraki süreçte örnek veriyorum. Burada bir plan değişikliği yapılacak. O bina yıkılacak. Hı hı. Bina yıkıldığı zaman amortismanın tamamı sıfırlanacağı için arsa değeri de sıfıra dönecek. Bunun üstüne yeni bir bina yapacağız sonra. Hı hı. Bu yaptığımız binada arsa değeri ne olacak? Arsa değerini yine geçmişten getireceğiz. Getireceksek sorun yok. O zaman arsa çok avantajlı. Arsa değerini geçmişten getireceğiz. Çünkü diyor ki arsayı aldığın tarihte, binayı inşa ettiğin tarihte diyor. Benim o arsayı aldığım tarih değişmiyor. Geçmişte almıştım. Şimdi arsayı yıkacağız. İşin doğrusu. Şunu derseniz, ben bina ile birlikte aldım. 2008 Ağustos'ta aldım bina ile birlikte. Dolayısıyla arsa da bunun içindeydi. Şimdi ben arsayı, binayı yıktım. Üzerine yeni bina yaptım. Onun arsa değerini 2008 Ağustos'tan getirmek lazım. Binayı da aktifleştirdiğin tarihten getirmek lazım. Tabii o zamanki arsa değerini nasıl ayıracaksınız? İçinden alış tarihindeki arsa değerini, o başka bir problem. Bu zaten şeyde de var biliyorsunuz. IFRS'te de var. Diyor ki arsalarla binaları ayır. Ben arsayı binayı birlikte aldıysam zaten ayıramıyorum. Orada da başka yöntemler var. Yani bir değerleme falan yaptırmıyorsanız o tarihe ilişkin, en kötü o günkü arsanın emlak vergi değerine göre arsa değeri bu kadar deyip alıp geriye kalanı bina gibi kabul edebilirsiniz yani. Neyse, anlaşıldı tabii. Pratik çözüm bulduk. Arkaya verebilir miyiz? Şey, mikrofon gelsin. Hem UFRS'te hem de yani bağımsız denetim hem de bu uygulamayı geçmişte hani geniş kapsamlı yapmış olduğum için söylüyorum bunu. Arsaları zaten arsa payı veriyoruz ya o binalara. Hı hı. Arsa payı değeri üzerinden binanın içinde endeksleyerek getiriyoruz. Yani orada bir sıkıntı kalmamış oluyor zaten. Ha, tabii çok çok geçmiştense orada tabii şey hani şunu şeye söyledik, gitmeyeceğiz. Arsayı fakat ayrı aldıysak sıkıntı yok tabii ki. Ayrı endeksleyerek getiriyoruz. Yok binayı dedi ya, aldık, o 10 dönümse 3 dönümüne bina yapmışsak gibi bir şey söylemişti sanıyorum. Orada işte 3 dönümlük bölümü zaten binanın maliyetine dahil ediyoruz ya. Şeyde IFRS'de öyle. IFRS'de öyle. Burada vergi usul kanununa göre yapıyoruz. Enflasyon düzeltmesinde de böyle yapıyoruz. Ya, enflasyon düzeltmesinde. TMS 29'da tabii ki böyle anlatıyor ama şimdi vergi usul kanununa geldiğimizde ben onun arsa payını ayırmam gerekmiyor. Vergi usul kanununa göre yapıyorum. Ayırma açısından demiyorum. Üstadım sadece hani endeksleme yaparken neye esas alacağımız konusunda hani onu söylemek için söyledim. Bir de bir arkadaşımız şeyi sordu, işte yatırım teşvik belgesine bağlı makine getiriyorsak hani orada da şey var genelde şeyde işte tebliğde de uygulamada da şey konusu geçiyor hep yatırım. Yani yapılmakta olan yatırımların endekslemesi ve sabit kıymetlerin endekslemesi, günümüze getirilmesi. Orada ithal makine teçhizat varsa şayet, orada 259 hesaplarda işlem gördürdüysek uzunca bir süre, oranın da endekslemesini günümüze getirmek yani. Oranın endekslemesini 258 hesaba çekinceye kadar kısmını oraya da bakmak lazım. Onlar belki ince ayrıntılar ama aktifleştirildiği şey, tarihten itibaren endekslenir diyor tabii ki orada. Hani 259 hesap vermiş olduğumuz bir avans sadece. Avans ama onun içerisinde de ödemiş olduğumuz yani yurt dışına ödemiş olduğumuz döviz rakamları var ya onların kur farkları falan da var. Bunlar ince detaylar da sadece hani öyle bir konu tamam. Gündeme geldiği için söylemek istedim. Öyle. Tamam. Teşekkürler. Hı-hı. Başka sorusu olan var mı? Ben
Ben bir soru sorabilir miyim? Buyurun Özlem Bey. Biraz önce bahsettiniz de şimdi mesela 298 Ç'nin 12. fıkrasında yani diyor ki yeniden değerleme sonraki tutar enflasyonu düzeltmesiyle esas alınır. Diğerinde de son yapılan enflasyon değerlemesindeki tutar veya ilk alım tutarı dikkate alır enflasyonun düzeltmesine esas. Ya buradaki farkı pek anlayamadım. Şeyde 298 Ç'de de geçici 32'de de aynı şey geçerli. Yeniden değerlemeyi yapıyoruz, amortisman ayırıyoruz. Yeniden değerlenmiş değerler üzerinden amortisman ayırıyoruz. Bir sakınca yok, bir farklılığı yok. Sadece enflasyon düzeltmesinin ilk oluştuğu yıl, arada bir boşluk oluştuktan sonra ilk yapılan yılın enflasyon düzeltmesinin sonuçları gelir tablosuna gitmiyor. Düzeltiyoruz. Gelir tablosunun sonuçlarına gitmiyor. Geçmiş yıl kar ve geçmiş yıl zararlarına gidiyor. İlk yıl herhangi bir şekilde vergiyle ilişkilendirilmiyor. Sadece farklılık bu. Başka bir farklılık yok. Yani diğerleri zaten aynı şekilde yeniden değerlenmiş üzerine. 2024'ten itibaren yapılacak enflasyon düzeltmesi de ötekiler gibi aynı oluyor gene. Yine yeniden değerleme yapılıp amortisman ayrılacak. Tamam, önce endeksleme yapılıp sonra amortisman ayrılacak sürekli. Başka var mı? Buyurun. Sizi kolay kolay bırakmayacağız anlaşılan. Evet, Üstad. Zafer abi bırakmayacağız. Şeyi sormak istiyorum ben. Geçici 32'ye göre, 31 ve 32'ye göre yeniden değerlemeyi yaptık. Sonra 298'e göre de yaptık. Bugün mesela benim çalıştığım şirkette her üçünde yapmış durumdayız. Ama bugün yakaladığım bir husus oldu ki sorularda da bu geldi size. 522'ye kaydedilen ama sermayeye eklenmeyen tutarların vergi hesabında avantaj getirmeyeceğinden bahsettiniz. Sadece sürekli yeniden değerlemede sermaye ilave etmediysek. Yani, onun dışındakiler avantaj sağlıyor. Yani geçici 31'i yaptığınız avantaj, geçici 32'yi yaptığınız avantaj, sürekli yeniden değerlemeyi yaptınız, sermaye ilave ettiniz, gene avantaj, sadece sermaye ilave etmediniz. 522'de duruyorsa avantaj değil. Sürekli yeniden değerlemeyi yapıp 522'de kaldıysa avantaj sağlamıyor. Avantaj sağlamıyor o zaman, çünkü açık açık diyor ki satıldığında diyor, daha önce bu yapıldıktan sonra satılırsa diyor, tekrar enflasyon düzeltmesi yapılmadan, buradaki 522'deki rakam birikmiş amortismanlar gibi dikkate alınır diyor. Sadece şunu soracağım orada. Usul olarak geçici 31 ve 32'nin değer artış farkları yani 522'deki kayıtlı tutarları satış anında kapatılıyor YMY kaydıyla o zaman. Evet. Doğru mudur? Yoksa tebliğde de şöyle yazıyor. 522'deki hesap diyor kayıtlarda kalmaya devam eder diyor. Ya geçici 31-32'ye göre yapılan farklar satış anında yine 522'de kalmaya devam ediyor. Çünkü bu durumda avantaj yaşanmış oluyor. Fakat sürekli yeniden değerlemeyle yapılanlar eğer sermaye eklenmediyse satış anında kapatıldığı için evet, bir avantaj sağlamıyor. Sağlamıyor. Peki teşekkürler. Sağ olun. Orada özür dilerim. Orada şimdi şey, mesela şu geçici 32'ye göre yaptığımız... Arka taraf duyuyor mu Ali Ekber Bey'in sesini? Mikrofonu alabilir miyiz? Tamam, peki. Bu konuyla ilgili olduğu için araya girdim sadece netleşmesi açısından. Çünkü geçici 32'ye göre ayırdığımız o 522'de duran değerimizi... bu yeniden tekrar 298'e göre yaptığımızla... Birleştirdik. Satış esnasında tamamını mı da şey yapacağız, amortismanlar gibi değerlendireceğiz, yoksa sadece sürekli iyi uyguladığımız rakam mı şey yapacağız? Ayrıştırarak zaten yaptık, geçici 32'yi yaptık, 522'de duruyor. Duruyor. 298 şeyi yaptığınızda 522'de aynı hesabın içine almayacaksınız. Ayrı takip edeceğiz. O ayrı yaptığımızı satışta amortisman gibi değerlendireceğiz, evet. Değil mi? Evet, evet. Yani doğru. Orası net olsun diye söyledim o yüzden. Buyurun. Soru daha vardı herhalde. Çağrı Bey. Merhabalar. Ben şöyle bir bükelefimle ilgili konuda size danışmak istiyorum. Amortismanı bitmiş bir binek araç. Amortismanı bitmiş bir binek aracın satışı yapılacak yakın zamanda. O satışta şimdi kasko değerine bakıldığında arada 600 bin lira gibi bir
fark var. Hı hı. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Bugün şimdi anlatımınızdan öğrendim. Sağ olun. Şimdi aradaki fark üfeye bir ay sok. Edinilme ayını takip eden aydan hesabını yaparak onu şu anki reel haline getirip bunun %2'sini beyanname vereceğim. Onun ödemesini yapacak ve sonra satışı yapabileceğim. Doğru mu anladım sizi? Tükenmiş binek otoda böyle bir şey yapmanızın hiç faydası olmayacak. Olmaz size. Mı? Hiçbir fayda. Tükenmiş olanlarda bir faydası olmayacak veya tükenmemiş olsa bile siz bunu eğer ki şey yaptıysanız amortismanı kalmamış. Olduysa, evet. Yani 2008'de girmiş olan bir binek oto 2012'de amortim olmuş oluyor. Hı hı. Amorti oldu. Şimdi siz bunu gidip de yeniden değerlerseniz o zaman amortisman ayrılmamış olsa bile endekslerken ne diyor? Ayrılmayan amortismanlar ayrılmış gibi kabul varsayılarak edilir. Endekslenir diyor. Endekslediğinizde net aktif değeri değişmeyecek. Dolayısıyla herhangi bir avantajı olmayacak size. Tükendiyse zaten 100 lira aktif değeri, 100 lira birikmiş amortismanı yükselttiniz. Bunu gün 500 lira aktif değeri, 500 lira birikmiş amortisman oldu. Ne faydası olacak? Hiç faydası olmayacak. Yarısını amortisman ayırdınız. 100 lira aktif değeri, 50 lira birikmiş amortismanı. Endeksledim. 500 liraya çıktı. Endeksledim. 450 liraya çıktı. Yine 50 lira net aktif değeri kaldı. Yine bir avantajı olmayacak. Zaten ödenecek %2 de çıkmayacak. Yani artış değeri 400'e 400 olduğu için değer artış fonu oluşmayacak. Değer artış fonu üzerinden %2 ödendiği için herhangi bir şey çıkmayacak. Yani tükenmiş olanları özel bir durumunuz yoksa kanunda ve tebliğde isterseniz endeksleme yapabilirsiniz diyor ama çok mantıklı değil endeksleme yapmak. Özellikle de amortismanları zaten tam ayırdaysanız tükenmiş olanları niye endeksleyeceksiniz? Evliyatına hakim değilim firmada. Yeni gelmiş bir müşteriydi Mayıs ayında. Ama baktığım zaman amortismanı kalmamış aracın. Kasko değerine baktığım zaman da ciddi bir artış var. Aradaki fark da vergisel olarak yük olacağından müşteri sürekli şey soruyor. Hani bunu nasıl yapmadan vergi ödememe şansım var mı diye soruyor. Yani vergi usulü kanunu 328'e bakın. Yenileme fonuna belki o işinize yarayabilir. Yani yenileme fonuyla ilgili de bir sürü kurallar bütünü var. O kurallara uymazsanız zaten yararlanamıyorsunuz. Sattığınız yıl karar alacaksınız karar defterine. Sattığınız yıl yenisini almayacaksınız. Takip eden yıl yenisini alacaksınız. Orada eskiden 3 yıl tartışmalıydı. Onu düzelttiler. Sattığınız yıldan itibaren takip eden 3 yıl için dediler. 3 yıl vergisini öteleme imkanınız olabilir yenileme fonuyla. Yenileme fonu çok fazla kullanılmıyor ama çok çok avantajlı bir uygulama. Bunda şöyle bir durum var. Pasife çektiği firmasından yeni kurulan firmasına geçiş olacak taşıtta. Satışı yeni firmasına satacak yani. Tükenmiş olan bir amortismana tabi iktisadi kıymeti kaç liraya satarsanız o kadar kar çıkar. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Daha kesin cevap oldu herhalde. Var mı başka sorumuz? Arkada bir beyefendi var. Ona dolaştırırsak. Merhaba. Bu 32. madde kapsamında 31.12.2020'de yaptığımız değerlemeyi yaptıktan sonra Haziran'da satılmış bir araç ya da sabit kıymetin düzeltmesini ona göre yapmamıza bir engel var mı? Yani satıldığını biliyorum ben şu an. Haziran'da satıldı ama ben 31.12'de 2021'e bu tek seferlik yeniden değerleme yapmamın bir sakıncalı durumu var mı? Doğal olarak kazancı indireceğim orada. Şu anda artık 31.12.2021'e yapamazsınız. Ne zamana yapabiliriz onu? Yani şu anda nasıl yapacaksınız 31.12.2021'e? Hep örneklerde 2021 diye geçti de tek seferlik yeniden değerleme. Onu... Tek seferlik yeniden değerlemeyi yaptığınız kayıtları hangi tarihe atacaksınız? Bugünkü tarihe atacaksınız. Şu evet. Anda aktifte olması lazım onu endeksleme yapabilmeniz için. Biz yani şu an yapacak olursak Kasım sonuna mı yapabiliriz? Yani oru. Yani Aralık sonu. Aralık sonu. Şimdi zaten geçici 32 bir önceki hesap dönemi sonunda diyor. İşte yeniden değerlemeyi sürekli yeniden değerlemeyi de 3'er aylık geçici vergi dönemlerinde yapıyorsunuz. O yüzden Kasım sonu diye bir şey yok zaten. Yani 3'er aylık dönem sonlarında yapabilirsiniz anca. Şu anda da 39 geçtiğine göre en erken yapılabilecek sürekli yeniden değerleme 31.12.2022 en erken yapılacak geçici 32'de 31.12.2021.
Dolayısıyla şu anda siz bu kaydı yapamazsınız satmış olduğunuz araçla ilgili. Şu anda hala aktifinizde duruyor olması lazım ki endeksleyebilirsiniz. Tamam, yani biz şu an 32. madde olan tek seferlik yeniden değerlemeyi sattınız, şu an... satış kaydını da yaptınız çünkü bitti. Yani bitti. Kar zarara girdi, geçici vergide de beyan ettiniz. Anladım. Yo, diğerleri için de yapmayı düşünüyor da şu an yani ben 32. madde ile ilgili işlemimi 31-12-2021 tarihindeki tabii verilerime göre yapacağım. Üzerine tekrar sürekli yeniden değerlemeyi yapacağım. Evet. Tamam, teşekkürler. Evet, başka sorumuz yok ise eğer sunumlarından dolayı sayın değerli konuğumuz yeminli mali müşavir Bülent Fıçıcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Günün anısına bir plaketimiz var. Plaketimiz